Merhaba, Senaryo Sohbetleri'nin 26. bölümü başlamak üzere. Bir Likya şiiri der ki, beni bulamazsan üzülme, eşyalarımızı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Gelecek nesiller kestiği taşları, açtığı yolları bulamayacak elbet. Tiyatroda, sinemada ve televizyonda bıraktığı izlere rastlayacaklar. İyi ki de rastlayacaklar. Hanımlar, beyler, bugünün konuğu Reha Özcan. Nasılsınız Reha? Hoş geldiniz. Nutkum tutuldu. Muhteşem bir başlangıç. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel karşıladın beni. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bunları biz söylemiyoruz. Siz bize söyletiyorsunuz. Bu kesin bilgi. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Öncelikle geride bıraktığımız bu salgın süreci, hatta geride bıraktık demek pek de doğru değil sanırım bugünlerde. Evet. Nasılsınız sizin için? Yani öncelikle bana hayatta kalmanın yollarını aradık hepimiz. Bir panik yaşadık doğal olarak. En yakınlarımızı, özellikle yaşı benden bile büyük olanları korumaya çalıştık. Sonrasında da evet, hayatta devam ediyor ki bu hayat değil, evde işte online, her şeyin online olduğu, alışverişin, işte yemek yapmanın, ekmek yapmanın, herkes online ekmek yapar oldu. Fakat yaşama sevincimizi pekiştiren bir şeyle karşılaştık, o da bahar. Bahar bizi o kadar güzel karşıladı ki bu sene, çok güzel çiçekler açtı. Bunlara tanıklık ettik, belki de zaten öyleydi de biz fark etmeye başladık. İşte çiçekler, ağaçlar çiçek açtı, çimen öyle güzel, gökyüzü ne kadar güzelmiş dedik, yıldızlar varmış dedik, ay varmış, ne kadar güzel, bir temizlik geldi dünyaya. Biz biraz pisletmişiz, dünya bir mola almak istemiş insanlardan. Hatta İstanbul'daki kedimizin arkadaşları geliyor, içeri bakıyorlardı şöyle, bunlar hala yaşıyor abi, devam edelim falan yapıyorlardı. Sonra işte Güre'ye geçtik. Güre'de mahallede bir tane alfa kedi vardı. Benim kedimi sürekli dövüyordu. Sonra o alfa kediye yemek vermeye başladım. Bizim evden çıkmadı alfa kedi. Öyle ilginç, doğanın kendi içinde çok güzel bir ahengi var ama bizim hayatlarımız biraz daha zorbaların gücüyle biraz tahakküm altında kalıyor ve dolayısıyla o insani, biraz önce senin şiirde bahsettiğin gibi, insanlar gidiyorlar ve sanatlar kalıyor geriye. Geçen gün Anton Drost'u ziyaret ettim. Anton Drost'ta bir arkadaşım bana bir hikaye anlattı, çok hoşuma gitti. Dedi ki, ben dedi bir lahit mezarının açılışına tanıklık ettim dedi. O lahit mezardan dedi, artık biliyorsunuz 300. yıldan itibaren yaşamış Anton Drost'lu insanlar ve düşünsenize 1700-1600 yıllık lahit açılıyor ve içinde insanların kemikleri artık o kadar küçülmüştü ki, bir aile mezarıydı orası. Ama yaldızlı, o altın kaplamalı küp orada duruyordu diyor. Yani düşünsene, insanın yaratmış olduğu o sanatsal yapı bugünlere görüyor ama insanlar maalesef onlara tanıklık edemiyor. Ama biliyor ki insanlar zaman içerisinde gelecek, bizim yaşamlarımıza tanıklık edecek. Belki bizle. İşte büyük buluşmaya tanıklık etmiş. Yapan sanatçının parmak izlerine bugünün arkeologları dokunmuşlar. Ne keyifli. Çok etkilendim, çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir hikayeyle başladık. Programın ne kadar güzel, iyi ve besleyici olacağı buradan belli oldu. Bizim programın marifetlerinden biri, ilk sorusu hiç değişmiyor. Şimdi ilk soru size geliyor. Reha Özcan'ın hikayesi nasıl başladı? Ne Fransız kolejleri var, ne özel okullar var, ne işte ne bileyim İngilizce konuşulan üniversiteler var. Bildiğiniz devlet memurunun devlet okullarında sürekli şehir ve özellikle biraz yaramaz bir çocuktu babam, rahmetli. Sol tandanslı, çok kitap okuyan, çok araştıran, 5 ne bir K
Kaan'ın bize daha ilkokul sıralarındayken aklımıza işleyen ve kitap okumanın dünyanın en büyük lüksü olduğunu söyleyen bir babayla birlikte büyüdük. En büyük apoletimiz ve en büyük okulumuz oydu. Texas Tom Hicks'te okuduk, Kemalettin Tuğcu'da okuduk. 12 yaşında bütün Rus edebiyatını ve Amerikan edebiyatını, İngiliz edebiyatını bitirmiştik. Tabii ki Yaşar Kemal'le Rezin Nesinleri saymıyorum bile. Onlar olmadan zaten bizim bu işi seçme şansımız yoktu. Bu aşkı ta o yaşlarda bize... Ve sonuçta o üniversiteden mezun olduktan sonra bir de bu işin okulunun üniversitesine gitmek lazım diye Mimar Sinan Üniversitesi konservatuarını bitirdim. Devlet Tiyatrosu'na teslim oldum. 35 sene sonra tezkere aldım Devlet Tiyatrosu'ndan. 2016'dan itibaren özgürce yapmak istediğim tiyatroyu herhangi bir kısıtlama ya da dikte edilmeden onu yapmaya çalışıyorum ve istediğim projelerde gururla taşıyacağım projelerde hayatıma devam ediyorum. Bütün hikaye budur. Tabii ki Rüzgar ve Rüya'nın babasıyım, Yeşim'in eşiyim. Bunlar da en büyük gurur. Harika. O kadar güzel özetlediniz ve o kadar iyi anlattınız ki şimdi aklıma hemen bir soru geldi. Başladığınız yıllarla bugünü kıyaslarsak tiyatroda, ülke tiyatrosunda neler değişti? Ne yöne evrildik? Neler yaşandı bu arada? İnanılmaz büyük virtüözler vardı. Sesini, vücudunu çok iyi kullanan oyuncular vardı bu ülkede. Sonra tek başına oyunu kurtaran oyuncular vardı. Sonra bu işin ansambul olduğunu anladık. Sonra yönetmen tiyatrosuna inandık. Yönetmenin vizyonunun her şeyi yapabileceğini ve onun felsefesiyle yazarın yazmış olduğunun buluştuğu noktada oyuncu çok önemli bir katalizör görevi üstlenir. Onu anladık. Sonra çok kötü oyunlarda çok iyi performanslar sergiledik. Çünkü oyunlar artık oynanmadığına göre zamanı dolmuş oyunlardır. Zamanı dolmuş oyunların da tiyatro sahnelerinde yeri olmadığını düşünüyorum. Ve şimdi de yönetmen tiyatrosuyla oyuncunun jenerasyonunun ve 5 yılda bir değişen bu jenerasyonla birlikte yeniden vücudunun sesini ve bedenini bu topraklardan evrene açılan koskocaman bir ide yumağı halinde seyirciyle buluşma noktaları arıyor. Bildiklerimizi tekrarlamaktan ya da didaktik ögelerden uzakta hayal gücümüz ve teknolojinin bize sunduklarıyla birlikte ne kadar yol alabildiğimizi, IQ'nun ve matematiksel zekanın sahne üzerindeki etmenlerinin çoğalması. Tabii ki bir de artık yönetmen dediğimiz insanların tiyatroyu sadece bir araç olarak kullanması, onun dışında o aracı iyi kullanacak sürücülerle birlikte hiç bilmedikleri yerlere antrenmanlarla ve deneylerle gitmek istediklerini tanıklık ediyoruz, ediyorduk bu süreçte. Fakat bu süreç başladığından itibaren de yeni bir sayfa başladı. O da dijital tiyatro adı altında bütün dünyada çeşitli deneyler yapılıyor. Biz de bazı deneyler yapıyoruz. Bu bir tiyatro değil, kesinlikle değil. Ama dijital tiyatronun da kendince bir dili olduğunu ve insanlara daha çok kolay ulaşılır olması sebebiyle de çok fazla talep gördüğünü hem oyuncu hem yönetmen hem de bu sefer teknik unsurların yani bir uygulayıcılar bir de uygulatıcılar vardır tiyatroda ama dijital tiyatroda uygulayıcılar ve uygulatıcıların dışında bir de üstün teknikerler var. O üstün teknikerlerin iki tarafı da yönlendirdiği ve bir şeye hizmet ettiği bir yapıya doğru gidiliyor. Çok ilginç. Ben de bunun çocuğuyum daha. Çırağı olacağım. Sonra belki kalfası olabilirim. Ustalığına yetişemem o işin. Ama çok heyecanlandırıyor beni. Bilmediğim bir şey keşfedeceğiz. Onun dışında bekliyoruz. Bir an önce sahneler açılsın ki yeni yapacağımız bu tabii ki bu pandemi sürecinden sonra mutlaka ki sanatın biçimi değişecek. Biz bildiklerimizin üzerine yeni bir şey daha katacağız. Ve onunla yeni yolculuklar yapacağız. Belki bedenimiz, belki sesimiz, belki şarkılarımız bambaşka şeyler şekilde olacak. Işıklarımız, belki karanlığı tercih edeceğiz. Bilmiyoruz. Bizi ama çok güzel bir yol bekliyor. Ama geçmişten bugüne çok şey değişti. Ama
maalesef o virtüöz oyuncular dünyada kalmadı. 3'ü 5'i geçmiyor bütün dünyada. İşte buradan koştura koştura ben İngiltere'ye In McCallum'u seyretmeye gidiyorum. Polonya'da hala Grotowski tiyatrosunun devam ettiren 72 yaşında adını maalesef söyleyemeyeceğim bir kadıncağızı seyretmeye gidiyorum. Çok az var oyunculardan. Onları gördüğünüz zaman da Müşük Kenter'in, Neşet Uygur'u, Gazanfer Özcan'ı, aklınıza gelebilecek bütün ustalarımızı onların gözlerinin içinde görüyorsunuz. Ben de çok şanslı bir neslin çocuğu olduğumu düşünüyorum. Çünkü onların hepsini, az önce saydığınız isimleri, çoğunu da rahmetli analım elbette, hepsini sahnede izleme şansına sahip oldum. O yüzden gerçekten bu ülkenin şanslı nesillerinden biri olduğuma inanıyorum. Peki şunu da kafama takmadan edemiyorum. Çok uzun yıllardır tiyatrodasınız. Tiyatro sizin belki de her şeyiniz demek çok da yanlış olmayacak. Elbette her şey değil ama... Çocuklarımdan sonra, çocuklarımdan ve eşimden sonra her şeyim diyebiliriz. Evet, aynen de öyle. Peki bugün alttan alta gelen tiyatroya bundan sonraki yıllarda hizmet edecek nesil nasıl bir nesil? Öncelikle çok yetenekli bir nesil geliyor fakat çok bilgili bir nesil gelmiyor. Teknolojinin direkt içinde bulundukları için her şeyi onunla çözüyorlar. Çok kitap okumayan, çok araştırmayan bir nesil geliyor. Çünkü her şeye teknolojiden ulaşıyor. Fakat bizim gençliğimizde ilk Google'la karşılaşmamızda Google'a gülüyorduk. Yani ya herkes kafasına göre bir takım şiirler yazıyor. Hatta ben Bir Garip Orhan Veli'yi çalışırken bir kızım bir şiir buldu. Baba bu Orhan Veli'nin şiiri diğerlerinden çok farklı dedi. Ben en az 10 tane daha sitede görünce kaldım. Yani hiç duymadığım bir şiirdi. Sonra tabii ki başka kaynaklardan ulaştık ki asla Orhan Veli ile alakası yok şiirin. Yani geçen gün beni Sabahattin Ali takip etti Twitter'dan. Bir ay önce de Bertolt Brecht takibe başladı. Ürküyorum tabii onlar takip edince. Ya bu kirlilik içinde bu yeteneklerin heba olmasından korkuyorum ve bazen haddini aşan şeyler yapabiliyor o yetenekler. Oysa ki hep biriktirip boşaltma döngüsüne dayalı bir iş yaptığımızı iddia ediyoruz ve gerçekten aslında kitabi bir laf değil, bu gerçek olan bu. Ama bunu anlayabilmek için bir 25 sene gerekiyor. 25 sene sabretmeniz gerekiyor ki biriktirip boşaltma döngüsünün ne olduğunu anlayasınız. Ondan sonra hayat biraz daha kolay oluyor. Fakat çok daha kolay ulaşıyorlar hedefledikleri şeye. Hedefledikleri şey eğer milyon dolarlarsa buna çok kolay ulaşabilirler. Ama hedefledikleri şey bu dünyanın renklerini değiştirmekse buna sanat 1500 yıldır ulaşamıyor. O yüzden o kadar kolay değil. Kendi renklerini değiştirebilirler ama sanatın rengi için ömürler yetmiyor. Rahmetli Mehmet Ulusoy son oyununun başrolünü oynama şerefine nail oldum. Bir dahiydi kendisi ve ben onunla o kadar çok şey öğrendim ki ve hani Nietzsche'nin dediği gibi bilmek lanetlenmektir ya, öyle bir durumla baş başayım. O yüzden çok umutlanıyorum genç jenerasyon içerisindeki çocuk, bir sürü öğrencim de var onların içinde, ama çok çabuk bulmalarından ve çok çabuk pes etmelerinden ve çok çabuk yılmalarından ve çok her şeyi bilmelerinden çok sıtkım sıyrılıyor. Ve soru sorduğunuz zaman işte hocam şöyle bir şey var ya, nerede okudun çocuğum diyorum. Okuduğunuzu bir de test edip tekrar analiz edip senteze ulaşmanız gerekiyor. Bizim bize öğretilen bilgiye ulaşma tekniği bu. Hocam Google'da işte şu sitede şöyle yazıyor. Bir de yani onun İngilizcesi var hocam. İngilizce eyvah eyvah yani... Çok zor. Bir yerde bir şeyleri yanlış öğretmişiz ya da öğretmemişiz. Yani şey gibi bu, yani polisin baro başkanına burada yürüyemezsiniz siz. Demokratik haklarınız arasında böyle bir şey yok deyince anayasa baro başkanı da sen yanlış öğrenmişsin, o derslere ben girdim dedi. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız. Genel olarak bu bilgi kirliliği yeteneğin örtülmesine neden olacak diye çok büyük panik içindeyim açıkçası. Ama çocuktur, gençtir, herkes hata yapabilir. Ben de hata yapıyorum. 55 yaşındayım. Hata yapmaktan hiçbir zaman sıkılmıyorum. Yeter ki birilerinin hakkını gasp etmeyelim, birilerinin hayatıyla oynamayalım ve başkaları üzerinden kendimizi var etmeyelim. Onun dışında hata yapabilirim yani, sorun yok.
Çok güzel. Ya ben artık bundan vazgeçiyorum. Peşinen bundan sonra gelecek 20 soru içinde müthiş cevap. Çok güzel cevaptı. Abi müthiştiniz falan gibi şeyleri peşinen söylemiş olayım. Gerçekten ama çok güzel bir program oluyor. Elbette tiyatroyu konuşacağız ama Reha abi şunu da merak ediyorum. Sahneden önce televizyon ekranına ardından da beyaz perdeye geçiş. Bu nasıl oldu? Nasıl bir serüvendi? Nasıl bir başlangıçtı? Aslında sıralamasını bilmiyorum nasıl olduğunu da ben 22 sene mümkün olabildiğince çevremdeki bütün arkadaşlarım televizyon ve sinema sektörünü de beraberinde götürdüm. Mümkün mertebe kaçtım ve kaçarken hep şunu söyledim. Daha çok antrenman lazım. Daha çok şey yapmam lazım. Televizyonu açıkçası çok fazla sevmiyordum zaten. Ama sinema ile ilgili de hep başta Zeliha Berçay olmak üzere konservatuvarda kulağımıza şunu üfledi. Sizden sonra yaşayacak olan tek sanattır sinema. Çok dikkat etmelisiniz derdi. Ve kas kontrolü ve duygu kontrolünün en yoğun olduğu yer sinemadır derdi. Tiyatro tabii ki çok antrenmanlı bir yer olduğu için daha kolaydır. O yüzden sinemayı da çok seçici olmanız lazım derdi. Ben seçecek kadar teklifle de karşılaşmıyordum açıkçası. Ama uzak duruyordum. Bir süre piyasanın da şöyle bir sistematiği var. Ya sen iki tane proje reddedersen aman gitmeyelim zaten reddeder o diyorlar. Ya da işte bir projede yani çok komik bir fiyata oynadıktan sonra ikinci bir proje daha geldikten sonra ikisinin ortalayacak bir bütçe çıkartıyorsunuz. Abi adam uçmuş çok para istiyor diye böyle spekülatif şeyler oluyor. Neyse 22 sene hiç uğraşmadıktan sonra İstanbul'da bir dizi çekimine geldim. O dizi çekimine geldiğimde setin başlayacağı gün bütün okuma provaları, kostüm provaları bitmiş. Dizden çıkartıldığımı öğrendim. Kastan çıkartıldığını neden olduğunu bilmiyorsunuz ve o zaman tamamen kendi yeteneğinize saldırıyorsunuz. Lanet olsun sen çok kötü bir oyuncu olduğun için bunlar oldu falan diye. Sonra Antalya'da yaşıyordum o zaman. Antalya'ya gittim. Bir tane motosikletim vardı. Ucuz bir motosiklet tabii. Onunla dağlara vurdum. İşte bir hafta gezdim. Bir hafta gezdikten sonra eşim işte döndüm. Eşim dedi ki ya telefonun sürekli çalıyor. Bir tane İstanbul'dan yapımcı arıyormuş dedi. Hatta senaryoyu mail atmış dedi. Ya dedim İstanbul'u Allah canını almasın. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dönmeyeceğim İstanbul'a dedim. Saat 17 civarı bunu konuştuk. Ben bilgisayarımı açtım. Bir tane senaryo gelmiş. İşte Adnan aşağı, Adnan yukarı. Bahtı Kara diyor. Sinopsis diyor. Treadman diyor. İşte sizinle çalışmayı çok istiyoruz. 7 senedir bir proje var. 6 senedir başrolünü arıyor. O sizsiniz falan. Ben kaldım böyle başrol. Adnan. Yönetmen Terry Patterson. Bir an kaldım böyle ne oluyor falan diye. Maili bitirdim. Telefonum çaldı. Reha merhaba ben Yamaç dedi. Buyurun Yamaç Bey dedi. Ben dedi size mail attım okudunuz mu dedi. Evet dedim. Ama ben İstanbul'a gelmeyi düşünmüyorum dedim. O telefon görüşmesinin sonucunda saat 21.45'te Atatürk Havalimanı'na indim ben. O süreç şöyle başladı ve işte Bahtı Kara'ya başladık. Bahtı Kara'dan sonra televizyon dizileri. Sonra İstanbul'la tayinim çıktı 2010 senesinde. 2011'de Atıf ve Jale Salya Alış ikisini birden lütfettiler, verdiler ve ondan sonra da işte bir anda diziler, sinemalar öyle devam etti. Sonra Tepe'nin Ardı oldu vesaire. Birbirinden çok farklı işler konuşuruz bunu sanırım program içerisinde. Ama ben hepsinden yavaş yavaş keyif aldım. Diziye kadar yani Suskunlara kadar da dizileri iş olsun diye yapıyordum. Bir de Erdal Tosun'u çok seviyordum. Erdal Tosun benim can kardeşim, kan kardeşim. Çok seviyordum onu. O artık yeter bak 20 küsur sene oldu artık piyasaya gel piyasaya gel. Geldim piyasadayım artık. Harika. Bunlara da ayrı bir parantez mutlaka açacağız. Bu arada Yamaç dediğiniz Yamaç okur muydu? Evet Yamaç Okur. Çok 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 severim gerçekten. Ben de çok severim muhteşem. Evet. Hatta şey dedim, Yamaç Bey niye gelmedi dedim havalimanında ilk karşılaştığımızda. Şöyle bir baktı. Yamaç benim dedi. Çünkü o zaman çok küçük görünüyordu. Aynen. Yamaç benim dedi. Muhteşem bir insan. Tabii rahmetli Seyfi Teoman. Onlar muhteşem insanlar. Yani Seyfi için çok üzgünüm. Sık sık anıyorum. Çünkü Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti.
Seyfi ile beraber. Çok umut vaat ediyordu. Pırıl pırıldı. Yaşama sevinci çok yüksek bir insandı. Çok üzgünüm yani. Onun için gerçekten çok üzgünüm. Evet. Yamaç'ı da buradan sevgiyle anmış olalım bir yandan da o zaman. Şimdi az önce bahsederken bir küçük anekdot. Demet Akbağ konuğumuz olduğunda onunla konuşurken de ona şunu sordum. Neden hiç dizi yapmıyorsunuz? Daha fazla görme şansımız olabilirdi sizi diye. Piyasada şöyle bir algı oluşmuş benden habersiz. Biz ona dizi götürmeyelim, kabul etmiyor demişler. Ben evde bekliyorum. Onlar da bana getirmiyorlar. O geldi aklıma, onu da paylaşmak istedim. Şimdi sizi yakalamışken abi şu sorunun çok güzel bir cevabı olacağına eminim. Tiyatro oyunculuğu ile televizyon veya sinema oyunculuğu arasında nasıl farklar var? Nasıl çizgilerle çiziliyor etrafı bu işlerin? Bunların üçü aynı iş grubuna ait farklı disiplinleri olan işler. Genellikle karıştırılan şey bu. Sanıyorlar ki tiyatro oyuncusu olan, ay o ne güzelmiş. Tiyatro oyuncusu, merhaba, merhaba, çok tatlısın sen. Benim de bir tane miço piçom var evde. O buraya getirmedim. Bu da şarap, evdeki suçları o çözüyor. Ay bir tane, bir tane de Rikon var benim. King Charles Cavalier köpeğim var. İkisi şu anda baş başalar, ev ne haldedir kim bilir. üçü birbirinden farklı disiplinlerde işler bunlar. En başta tabii ki böyle düşünmüyordum. Çünkü şaşkınlıkta diğer işleri nasıl yapacağımı düşünüyordum. Yani tiyatrodaki alışkanlık şöyle. Belirli bir oyunu, belirli bir insan topluluğuyla okuma provasından seyirciyle buluştuğu ana kadar minimum 45 günde bitiriyorsunuz. Ve 45 gün sonrasında hem kendi gelişiminizi, hem çevrenizdeki gelişimini, hem de yönetmenin kafasındaki düşüncelerin değişikliğini ve tabii ki diğer parametrelerle, dekor, kostüm, aksesuar ve müzikle birlikte ve ışıklarla birlikte ne kadar başka bir dünyaya taşıyacağınızın yolculuğunu yapıyorsunuz ve o kadar emek verdiğiniz bir şeyi tabii ki sahiplenip, sırtlanıp seyirciye sıkılma anı bırakmadan sunmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu yaparken birçok metodu iç içe geçiriyorsunuz. Özellikle son 15 senedir karma montaj tekniği adı altında. Groteski dramatiği işte göstermecisi ya da Meyerhold teknikleri ya da grotesk teknikleriyle iç içe oyunlar yapılıyor. Ve sahne üzerinde bir an boşluğunuz yok. Bir an boşluğu. Siz sadece anları birleştiren insansınız. Öncesi ve sonrası birbirinden farklı bir iş ve bütün antrenman alanı provaların ve antrenman alanı olan tek iş bu saydıklarım arasında. Sonra dizi. Dizi bir hafta içerisinde yazılan, 100 küsür sayfa olan ve 140 dakika çekilen, günde 12 saat ortalamayla 5 günde 60 saatte çekilmek zorunda olan, çok hızlı karar verilip, çok hızlı uygulanıp ve çok emin olarak yapılması gereken bir iş. Ve aynı zamanda dikkat etmeniz gereken lenslerin kullanımı, makinenin kullanımı, ışıkların ve sahnenin matematiği açısından ana merkezi almak ya da yan açılarda olabileceğin alanları almak, sahne ki yönetmenin artık anlatım biçimini, görüntü yönetmenin kullanım alanlarını ve oyuncu kurnazlığıyla kendini çok fazla yormayacağın, kafanı çok fazla çevirmeyeceğin alanlar olursa yakının tek plandaki çıkabilir. Bunlara da dikkat ederek, çünkü dizideki en önemli şey bir an önce yönetmenin, yapımcının ve seyircinin senden beklediklerini alternatif bir şekilde sunmak, oraya getirmek. Dolayısıyla ön çalışmasını çok yapmak ve orada yaşayacağın şeyi acilen unutup bir sonraki sahneye çıkman gerekiyor. Bu bir tiyatro oyuncusu için çok alışıldık bir şey değil. Bir de çok şey yapmaması gerekiyor. Skalaları belirlemek gerekiyor. Bu sonuçta gündelik yaratıcılığa ait kapitalizmin ürettiği bir teknolojik ürünün içinde iki reklam arasını dolduran süreyi değerlendiriyorsun. Ve kapitalizmin temel kuralı sende var olan her şeyi alıp senin posanı çıkartıp dışarı çıkart. Dolayısıyla o posa olmamak için çaba sarf etmen ve çeşitli akıl oyunları yapman gerekiyor. Biz de eğitimimizde daha liseden itibaren bağışlıyor ya ayrımcı Türkçe matematik, matematik fen, İngilizce yok işte sadece sözel olur falan.
aslında bütün bu işlerin hepsi komplike işler. Bütün bunların hepsine coğrafya, tarihe, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, matematiğe ihtiyacı olan işler yapıyoruz. Bunları da zaman içerisinde karşılığını görüyoruz aslında. Burada da işte kendini koruman gerekiyor. Koruyabileceğin rollerin skalasını belirleyip o skala doğrultusunda çalışman ve yaşınız kaç olursa olsun. Ben 55 yaşındayım. 7 senedir oyuncu koçlarıyla antrenmanlar yapıyorum. Özellikle dizi hazırlanırken yurt dışında ve yurt içinde oyuncu koçlarıyla çalışıyorum. Son 4 dizimde bayağı aktif olarak sete de geldi oyuncu koçlarım. Ve çalışma grubum var, bir senaryo irdeleme grubum var, her bölüm için bunlar oluyor ve ondan sonra sete ezberli gitmek zorundasınız, insanların zamanını almamak zorundasınız, karşınızdaki partnerin, yönetmenin değil, o sette işçilik yaparak ameliyle para kazanan insanların zamanını çaldığınız zaman siz belki güzel bir espri geliyor ve yapıyorsunuz ama o adamlar sizin yüzünüzden 3 saat az uyuyor. Bunu bilerek çalışmak gerekiyor. Sonuçta o bir fabrika ve siz onun dişlisiniz. Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Biz tiyatro kökenli insanlar olduğumuz için tiyatroda Shakespeare'lerle ne bileyim çağınızın en iyi yazarlarıyla çağdaş ya da yani onu bir haftada 100 sayfa yazan bir adamın senaryosunun iyiliğini kötülüğünü sorgulama hakkınız yok. O nasıl yazılırsa yazılsın sizin oradan en iyisini yapmanız için size o kadar para veriliyor. Zaten fena da para verilmiyor. O yüzden para veriliyor. Bir de tabii ki sosyal baskı var. Sokağa çıktığınız andan sonra her akşam evlerine misafir olduğunuz insanlar tabii ki misafirperverliğini size göstermek istiyorlar. Ve sizin bundan sıkılma hakkınız yok. Çünkü almış olduğunuz paranın içinde o payda var. Bu bir tiyatro oyuncusu için sıkıcı bir durum. Başlarda çok sıkı ama şimdi sıkılmıyorum. Sıkılmıyorum çünkü neyin neden olduğunu biliyorum. Sinema bizden sonra da yaşayacak olan tek şey. Biz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama sinema devam edecek. Ve sinemada çok dikkat etmek zorundasınız. Bir sahneyi bir yönetmen isterse 100 kere çeker, isterse 150 kere çeker. Ve siz hepsinde yönetmenin istediğini aynı kas kontrolü, duygu kontrolü ve yaşamış olduğunuz adamla sürdürmek zorundasınız. Uyandığınız anda başlayan bir iştir sinema. Sabah kalktığınız zaman o adamla uyanırsınız. Yönetmen sizin o adamla geçirmiş olduğunuz zamanın anlarına tanıklık eder. Ve siz ne kadar çok o adamla yatarsanız, ne kadar çok o adamla zaman geçirirseniz çok güzel şeyler çıkabilir. Ama bunu yaparken de hep şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben 6 ay çalışılıyor mesela sinema filmine. 6 ay sonra oyuncu alışıyor role. Role alıştığı zaman artık çalışılmış şeyler seyrediyoruz televizyon, sinemalarda. Çalışılmamış performanslara bayılıyorum. Yani mükemmel şeyleri seyretmeyi sevmiyorum ben. Kusurlu şeyler seviyorum. Kesilmedim değil mi? Yok yok dinliyoruz gayet. Soluk almıyoruz yani öyle dinliyoruz öyle söyleyeyim. Ay, kusura bakmayın. Kusurlu şeyler seviyorum. Kusurlu şeyleri görebilmek için de çalışılıp unutulmuş olan şeyler gerekiyor ve biz çalışılıp unutulmamış olan şeyleri gördüğüm zaman sinirleniyorum ve hoşuma da gitmiyor. Oysa ki çok büyük projeler, çok değerli işler üretiliyor. Onlar için pek iyi olmuyor, gelecek için iyi değil. Leha abi iyi ki varsınız ve bu farkındalık umarım tüm oyunculara, tüm bu sektörde çalışan herkese bir şekilde sirayet eder. Müthişti. Yani bunu söylemekten yorulmadan, sıkılmadan devam edeceğim. Fikrimi değiştirdim. Gerçekten müthişti. Soluksuz dinledik. Olağanüstü. Şimdi siz sinemayla kapattınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Siz sinemayla kapattınız. O zaman biraz sinemadan konuşalım. Bahtı Karay'la başladı. Yangın Var'la devam etti. Tepenin Ardı geldi. Bu filmlere elbette değineceğiz bu programın içinde ama görüyoruz ki sinemadaki başlangıç bağımsız sinemayla olmuş. Önce şunu merak ediyorum. Bağımsız sinema ve ticari ya da bir başka deyişle popüler sinema arasındaki farkı mı demek lazım, savaşı mı demek lazım, ne dersek diyelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün dünyada aslında bu birbirinden farklı iki sektör.
sektörel anlamda farklı. Fakat tabii ki bağımsız sinemanın ana sinemaya hükmetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ana sinemanın bağımsız sinemadan beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem düşünce anlamında, hem çekim teknikleri anlamında, hem de meseleleriyle. Ona alan yaratmalı ve bu dünya ne kadar güzel bir yere giderse ve dünya ne kadar kendisiyle yüzleşirse o zaman ana sinemanın alanlarının daha leziz olacağını düşünüyorum. Çünkü teknolojik anlamda o kadar çok donanmış ki ana sinema, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapamayacağı bir tek şey var, cesareti. Yapılanları tekrarlamaktan başka bir şey yapmamanın ana sinema için facia olduğunu düşünüyorum. Ya da bir şeyi bir ekiple tutturan bir ana sinema enstrümanının başka bir ekibi düşünmeden ya da audition bile yapmadan yeniden aynı ekiple ikinci filmi çekerek başarıya ulaşmasının tamamen ticari mevduatıyla ilgili bir plan olabileceğini, sinema sanatının gelişimi ya da kendisini ileriye itmeyle ilgili bir yapı oluşturmayacağını düşünüyorum. Oysa ki bağımsız sinema sürekli arayan, araştıran, kendisini sorgulayan, kendisine ayna tutan ve bunu yaparken de en basit araçları, en zor alanları, en ucuz haliyle hareket ediyorlar. Bundan öğrenecekleri çok şey var aslında. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir filmden bir teklif aldım Aralık ayında. Fiyatında 5 bin lira diyeyim onun için. Daha sonra Mayıs ayında, yani bu Temmuz ayında çekilecek bir filmdi. Mayıs ayında başka bir filmden teklif aldım. O da bunun 10 katıydı. Ve 10 katı olana hayır dedim. Ben ona söz verdim, onu çekeceğim. Çünkü o 5 binlik benim içimi ısıttı. Onunla yapacağım para, kazanacağım para umurumda değil. Umurumda değil. Para bu dünyada her şey değil. Ve ne olursunuz yani, bir yerden sonra vazgeçiyorlar. O ana sinemacılar bir yerden sonra vazgeçip sanat filmi yapmaya çalışıyorlar. Hadi bakalım bağımsız filmcilerden alalım ve güzel sanat yapamıyorsunuz abi. Olmuyor, yapamazsınız da. Çünkü siz kirlendiniz, kirliliği seçtiniz ve artık yapacak bir şey yok. Artık yapamaz. Ama kapınızı açabilirsiniz. Ya da o büyük sinemalarda, kocaman salonlarda 400 tane salonunuz varsa bunun 40 tanesini açabilirsiniz. Çünkü 40 tane sinema açtığınız anda bağımsız sineması daha bir sürü alternatif getirecektir. Bakış açınızı değiştirecektir. Ve öyle olduğu zaman ana sinemanın kendisini iteceğini düşünüyorum. Çok daha kaliteli işlere iteceğini düşünüyorum. Çok konuştum. Hayır. Yine soluksuz dinlediğimiz bir cevaptı. Bu cümlelerimi arka arkaya kesip bağlayacağım. Güzel oldu. Peki, şimdi o zaman biraz Emin Alper'den bahsedelim. Tepenin Ardı. 23 ya da 24 ödül olması lazım ki dünyanın dört bir köşesinden toplanmış ödüller. Ne dersiniz o film için? Ya Emin bir defa çok zeki bir adam, çok iyi bir entelektüel, çok iyi bir insan, çok özverili bir insan, çok anlayışlı bir insan. Hiçbir zaman yönetmen, hani şöyle şeyler vardır ya, sen bana saygı duyacaksın kardeşim. Niye sana saygı duyacağım? Çünkü benim oturduğum koltuk. Kalk o koltuktan. Çünkü o koltukta oturma, bunu söylemesin hiç kimse. Hiç hoşuma gitmiyor. Emin Alper bir yönetmen ağırlığını sette her zaman hissettiren ama hiç yönetmen yokmuş gibi davranarak bunu yapan bir adam. Oyuncuya görmek istediğini sanki kendi buluşuymuş gibi yakalattıran bir yönetmen. Ve o oyuncu o zaman çok mutlu oluyor. Fakat görmüş olduğun şeyin, senin yapmak istediğinle oynadıktan sonra görmüş olduğun şeyin, senin yapmak istediğin şeyden çok daha ötede başka türlü simgeleri olduğunu anlıyorsun onun kafasında. Ve gerçekten Aralık'ta mı Ocak'ta mı ne getirdi bana projeyi? Sonra cast yapıldı, insanlarla buluştuk, sonra sete çıktık. 17 gün resmen bir disiplinle çalıştık. Her sabah jiplerle dağ başına gittik, dağ başında çalışıldı ve
Balkusan Yaylası'na gittik. İnanılmazdı yani, muhteşem bir deneyimdi benim için. Ve çok mutluyduk. Mehmet Özgür, Berk Akman, Tamer Levent, Banu Fotojan, ailelerimiz geldi, eşlerimiz geldi, otelde kaldık. Zaten hep birlikteydik. Yani bir şeyi çok iyi biliyorum ki bu piyasada, eğer bir şeyi çok severek ve iyi niyetle yapıyorsa insanlar, daha oradan kötü bir sonuç çıkmadı. Hiçbir zaman çıkmadı. Bu dizi için de geçerli, bu sinema filmi için de geçerli. Ama orası bambaşka bir kardeşliğin hikayesiydi. Çok güzel bir, çok güzel bir öyküsü vardı. Sonra zaten oradan çıktık. Biz üç kişi bir anda Suskunlar setinde birbirimizi gördük ve bilmiyorduk üçümüzün de orada oynayacağını. Çok güzeldi. Çok çok güzel günlerdi. Emine Alper'den çok şey öğrendim. Hala öğreniyorum. Mesela üç kız kardeşe bayıldım. Bayıldım. Hem filmin dokusuna, hem filmin yapısına, hem de castingin bu kadar, bu ülkede bu kadar çeşitli oyuncuların kullanılabileceğini gösteren bir yönetmen olduğu için de bayıldım. Birisi geçen gün, ya Emin'le bir tane filmde ya oynadın, ondan sonra başka hiçbir filmde oynamadın. Böyle, bu çok saçma bir soru. Emin'in yaptığı filmdeki oyuncuların hepsi birbirinden güzel. Yani öbür tarafta Berkay'la Mehmet Özgür bence inanılmaz performanslar. Burada yine başta Müfit Kayacan, hadi benim torpilim olsun. Çünkü çok eski arkadaşım ve çok geç keşfedildiğini düşünüyorum. Muhteşem bir oyuncu. Ama bütün oyuncular çok iyiydi. Üç kız kardeş, yani bence Tepenin Ardı acemiliğini attığı filmdi. Ama Üç Kız Kardeş bence başyapıtı Emin Alper'in. Benim içinden, benim gördüğüm şey. Ve tabii ki son işi değil. Emin Alper bütün dünyada bence çok fazla seyredilecek bir yönetmen. Bütün dünyada. %100 katılıyorum. Şimdi Suskunlar'a getirdiniz ve üç kişi Suskunlar setinde birbirinizi onu anlattınız. Şimdi abi şu kısmı okuyayım müsaadenle. Senin cümlelerin çünkü değişmesin. Bir röportajda demişsin ki, televizyonun tiyatro oyuncusunun işi olmaması gerektiğini düşünüyorum ve Suskunlar'a kadar ekranda olmayı sevmiyordum. Neden? Suskunlar'da farklı ne vardı? Şöyle bir şey vardı. Hani dedim ya başta, yani bu gündelik yaratıcılığa ait bir yaratı sonuçta. Tabii ki oyuncu malzemesinden ya da tiyatro yazarlarının kullandığı ya da senaristlerin kullandığı tekniklerden faydalanarak gündelik yaratıcılıkla iki reklam arasındaki süreyi dolduran işlere dizi diyoruz biz. Ya da yarışma programı diyoruz ya da X diyoruz. Fark etmiyor. Ve bunu da biz para için yapıyoruz. İlk planda yaptığımız şey. Daha iyi ekonomilere sahip olabilmek için yapıyoruz. Ama Suskunlar'la birlikte bir anda kafamda bir şimşek çaktı. Şundan ötürü, sete gittiğimiz zaman çok etkilenmiştim. Pınar'ın yazmış olduğu şeyden çok etkilenmiştim Suskunlar'dan. Çünkü benim bir hesabım var o işle. Kötü adam oynuyordum ve kötü adamı oynamayı çok istedim. Hatta o zamanki menajerim, Rehat edeyim, emin misin bu kadar sert oynamayı düşünüyor musun gerçekten? Çünkü bu adamla yaşadım ben. Oynadığım karakterle 12 Eylül faşizmi sırasında yaşadım. Bursa'da, 2. şubede. Ve ondan sonra da bununla yüzleşmek ve o adamın ne hissedebileceği üzerine bir yolculuk yapmak benim için çok keyifli olacaktı. Yardım almadım o işte. Kimseden yardım almadım. Bir tek eşimden yardım aldım. Çünkü o bütün her şeyi detaylı bir şekilde biliyordu ve onunla çalıştım. Orada birçok şeyi, birçok sahneyi, hocam bir daha çekebilir miyiz, hocam bir daha yapabilir miyiz diyorduk. Çünkü her zaman daha iyisi vardır ya bizim işte. Tiyatroda öyle, mesela ben bir prova manyağıyım, bir sahneyi 100.000 kere falan çalışıyorum. Orada öyle insanlar göreceğimi sanmıyordum. Murat Yıldırım da öyleydi. Sarp zaten öyle bir oyuncu. Güven Akpınar öyle. Aslı Enver öyle. Mehmet Özgür
zaten Mehmet Özgür'ün iki tane oyununda da rejisini yaptım. Çok sürprizli bir oyuncudur. Çok iyi bir oyuncudur. Ve hepimiz çok çalışmak istiyorduk. Yönetmen bile hadi abi hadi hadi tamam diyordu ya. Manyak mısınız oldu daha ne yapacaksınız diyor. Tamam diyordu falan. Senaryoda Pınar muhteşem bir senaryo yazıyordu. Ve hani o evet iki reklam arasındaki süreyi dolduran bir şey. Ama ben derdimi anlatıyordum. Bu ülkenin yasaklarına dokunuyorduk. Bu ülkede olmazsa olmaz, hayır bu böyledir denen şey, hayır o öyle değildir aslında. Bir de böyle bir durumu var bu işin. Bir de buradan baksana kardeş, yapıldı o dizide. Yasak o güne kadar yasaklı olan bir müzisyenin şarkıları ve hepimizin yüreğini ilk gençliğimizden beri yüreğimizi yakan bir müzisyenin şarkıları vardı. Şöyle bir baktım. Ben bu ülkede o zamanlar 32 senedir tiyatro yapıyorum diyordum. Ama şimdi yaptığımız işe baksana, yani bir gecede benim bütün bunca yıldır yapmış olduğum tiyatro izleyicisine sunmaya çalıştığım şeyi bir gecede en az iki katına ulaşıyor. O zaman bu iş çok önemli. Bu iş çok önemli. Evet, bu gerçek. Ne o gerçek? İki reklam arasındaki süreyi dolduruyoruz. Bu gerçek. Nedir? Biraz daha iyi ekonomik koş. Ama yaptığın iş değerli. Yaptığın iş herkesin yapabileceği bir şey değil. Herkesin deneyebileceği bir şey. Ama herkesin bu seviyede, bu başarıda yakalayıp, tabii ki oradaki TIMS yapım grubunun başarısı var. Casting anlamında olsun, işte yönetmen anlamında olsun, müzisyen anlamında, yazar seçimi anlamında olsun. Muhteşem bir şey yaptılar. Ve o uyarlama değildi. Ki biliyorsunuz kısa bir süre sonra Pozantı'da, biz birinci bölümü oynatırken Pozantı'da çocuk cezaevinde böyle şeyler ortaya çıktı. Keşke çıkmasaydı. Keşke çıkmasaydı tabii. Ama bir daha bir kendimizle yüzleştik. Bir kendimizle karşı karşıya geldik. Ne ilginç ki aradan 10 sene geçmiş. 10 sene sonra ben başka bir dizide oynuyorum ve aynı dizinin ikinci ya da üçüncü bölümünde o otizmleri yufladılar. Akşam gidip bizim diziyi seyrettiler. Öyle. Gerçekten. Suskun sorudan uzaklaştı mı acaba, onu düşündüm de. Yok soruyu bağladım canım. Evet, bağladınız. Hatta şimdi Mucize Doktor'a referans yapınca elbette sevgili Pınar Bulut'la Mucize Doktor'da yeniden buluştunuz. Mucize Doktor'a programı ilerleyen kısmında ve elbette... Daha önce Pınar'la benim dördüncü buluşmam. Pınar'la gerçekten müthiş bir uyumunuz var diyebiliriz o zaman. Şimdi Suskunların bir de güzel tarafı vardı. Az önce anlattığınız hikayesinin dışında lokal bir hikaye gibi gözüküyordu ama global bir hikaye oldu sonunda. Amerika'ya uyarlandı. Game of Silence ismiyle gösterildi orada. Peki Reha abi, sence bir hikayeyi, özellikle lokal bir hikayeyi globalleştiren nedir? Ya buna ben bir şey diyemeyeyim. Can Yücel'in söylediğini söyleyeyim. Can Yücel işte biliyorsunuz bir sürü çevirisi var Can Yücel'in. Ve Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyasının, William Shakespeare'in oyununu. O Türkçe'ye çevirmiş. Ve herkes Türkçe, küfürler Türkçe oyununda. Ve bence çok lezzetli bir oyun. Bahar Noktası koymuş adını. Ve Türkçesini söyleyen demiş. Yani çeviren dememiş, işte adapte eden dememiş, Türkçesini söyleyen demiş. Bu benim kafamda hep var. Eğer bir proje bir sanatçı tarafından kaleme alınıyorsa ya da bir sanatçı tarafından işte bir resim yapılıyorsa, bu dünyanındır. Dünyanın sanatçıların sınırları yoktur. Görünmeyen sınırlar var yani, görünmeyen sınırlar. Sanatçılar tarafından asla görünemezler. Çünkü evrensel temalar vardır. Nedir onlar? Aşk, para, yükselme hırsı, iktidar meselesi, toprak meselesi,
kan davası. Buna benzer bir sürü kıskançlık. Buna benzer 9 tane ana tema vardır bütün dünyada ve bütün işlerde biz bunların entrikalarını görürüz. Bu entrikalar doğrultusunda beni ilgilendiren tek şey bu adamın Türkçe karşılığı var mı? Ben baktım Sait'in Türkçe karşılığı var mı? Slippers zaten seyretmiştim filmi. Herifi de seyrettim orada. Yani adam muhteşem bir oyuncu zaten. Türkçesini söyleyebilecek miyim? Türkçesini söyleyebileceğim. Çünkü ben yaşadım kardeşim 12 Eylül sürecinde. Ben yaşadım zaten böyle bir adamla. Ben şimdi bu benim için tam tedavi olmaz ama. Bizim için oyunculuktaki en önemli şeylerden yaşadıklarında yüzleşme zamanı vardır. O da senin samimiyetindir. Yaşadıklarından yüzleşebildiğin anda ve bunu çok açık yüreklilikle ortaya koyduğun anda dünya bir şey daha öğrenir. Ve aynı şekilde ondan sonra bir sürü dizide oynadım. Ben daha Üsküdar'a giderken dışında sanmıyorum yazılı bir metnin içinde Türkçe yazılmış bir Türk yazarın yazmış olduğu bir eserin içinde olmadım. Hep ben uyarlamaların içinde oldum. Hepsi uyarlamaydı. Hatırlamıyorum yani bir Türk dizisinin içinde olduğumu hatırlamıyorum. Türk demeyeyim ya, bu çok saçma bir laf oldu. Yani bize ait bir yazarın önemli bir klasik eserinden esinlenerek yazılmış bir eserin içinde olmadım hiç. Şimdi uyarlamalara Reha abi geleceğiz ama şu az önceki cümlelerin arasında kötü karakterden bahsettim. Sait kötü bir karakterdi, acımasız bir karakterdi. Belki bunun yanına bizim hikayedeki Fikri karakterini de koyabiliriz. Biraz çok benzemeseler de biraz kötü karakter diyebiliriz. Ama şunu merak ediyorum. Bunun sokaktaki karşılığı nasıl oluyor? Ülkede malum bununla ilgili mizah yapılacak bir sürü şey de çıkabiliyor. Bazıları da kötü andığımız olaylar oluyor. Ve bunun yanı sıra şunu da merak ediyorum. Bir oyuncu, özellikle Sait karakteri için söylemek gerekiyor belki bunu. Böylesine kötü bir karakteri, huyu suyu hiç kendinden olmayan, tamamen belki bakışıyla, politik duruşuyla tam karşısında durduğu bir karakteri içselleştirip bize sunuyor. Oyuncu bunu nasıl başarır? Bir insan tek başına bir şeyden oluşmuyor. Bir insan tek başına iyi ya da tek başına kötü değil. Bir insan iyinin kötünün ötesinde yaşar, nefes alır, sevinir, güler, ağlar. Ve hayat içinde bazı tercihlerde bulunur. Ya da bazı tercihlerde, yani köyde yaşayan bir çocuk düşünün. Yani bahçede çalışmaktan haz etmeyen bir adam düşünün. Ve baba kendini koruma ve çocuğa da gelecek hem de biraz da kendinden uzak olsun diye oğlum git bari bir bilmem ne okuluna git. Farz et ki askeri okula git. Anladın mı? Polis okuluna git. O da olmadı. Hadi bakalım mübaşir bilmem ne olabileceğim bir okula git. Sağlığa git. Ve orada yaşadıklarıyla birlikte insanların kendi yönelimleri başlıyor. Hayatta ailenizden ayrılıp okul hayatınızda, bu ilkokulda da olabiliyor tabii geçmişte bunlarla. Hayatta siz baş başa kalıyorsunuz ve siz tercih ediyorsunuz bir şeyleri. Tercih ettiğiniz şeyler bazen ortalamanın dışında şeyler olabilir. Ben oynadığım karakterlerin hiçbirini yargılama hakkına sahip değilim. Ben onlarla keyif almaya çalışıyorum. Evet bu adam işkenceci, çocukları dövüyor ama mutlu bir aşk hikayesi olabilir. Evine gidip çocuklarına sarılıp kafasını okşayıp birbirlerine sarılıp televizyon seyredebilirler. Onları öyle sarılırken ilk iki gün belki ulan şu çocukları dövmeseydim iyi olabilir der ama üçüncü gün artık onları hatırlamaz bile. O benim profesyonel işim. Öyle yapmıyor mu? Öyle yapmıyor mu şu anda bir sürü? Ya niye vuruyorsunuz yaşlı başlı emeklileri niye vuruyorsunuz diye sorduğunuz zaman. Bu benim işim, emir geliyor. Bunu demiyor mu? Görmüyor muyuz? Hastanede, okulda, akrabaların arasında bu insanlar yok mu? Yani Suskunlar oynadıkta bitti mi? Bitmedi. Bana herkes Fikri'de ne içiyorsun diye. Hiç kimse Fikri'nin niye çocuklarına bu kadar bilmem ne yaptığıyla ilgili, bu kadar kötü davrandığıyla ilgili hiçbir şey sormuyor.
Bu fikri oynarken içtin mi? Yani yıllar önce bir tane Orhan Aksoy konservatuar öğrencisiydim o zaman. Yasemin diye bir Yasemin'di ya Yolun Sonundaki Karanlık ya Yasemin'di. Uzman filmi çekmişti. Orada mesela gay oynadım ama ben gay değilim ki. Yani içki içen adam oynuyorum diye de alkolik olmuyorsun ki. Ben kimseyi yargılama hakkına sahip değilim oyuncu olarak. Ben onlara sahiplenmek zorundayım. Sahiplenip içselleştirmek zorundayım. Ne kadar becerebilirsem. Bazı şeyler için yaşamış olman gerekmiyor. İyi gözlemleyebilirsin ama hissedebilirsin. Elbette ki ben 55 yaşındaki bir adam olarak bir sürü defa sarhoş oldum. Elbette ki 55 yaşındaki bir adam olarak illa benim cezaevimde benim yaşamış olduğum süreci yaşamama gerek yok ki. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu topraklarda ergenliği ve işte ilk gençliği sırasında tacize tecavüze uğramayan çok az insan var. Herkesin gözü kapalı bu konuda, hiç kimse de bunu konuşmuyor. Ama böyle bir sorun var bu ülkede. Sadece kadın olması da gerekmiyor. Genç bir kız olması da gerekmiyor. Genç erkekler için de orta yaş bunların de var. Var. Ve bunlarla ilgili de hayatımızın en bundan daha kötü şeyler yaşıyoruz. Yani bir ailesi tarananlar var, ailesi öldürülenler var. İşte gasp yüzünden, hırsızlık yüzünden. Üçüncü sayfa haberlerini ben yazmıyorum yani. Üçüncü sayfa haberleri zaten. Bütün bunlar benim besin kaynağım değil. Benim tek bir besin kaynağım var, o da yaşama sevinci. Ben yaşama sevincine dönüştürebilmek için bu çatışmayı yaratmak zorundayım. Ben zaman zaman bazı duyguların sömürmek zorundayım öbür tarafı gösterebilmek için. O da zaten oyunculuğun en önemli ipuçlarından bir tanesidir. Bazı duyguları sağırsın. Sağmak zorundasın. Kendine bir yol bulmak için. Ve abi şimdi bu programın seninle konuşurken de anlatmıştım. Bazı bölümlerinde sosyal medyadan gelen soruları sana yönelttim. O anlardan birindeyiz. Hemen bir ekip arkadaşlarımızdan Naime'nin hatırlatmasıyla başlayayım. Bu bölümde bazı sorular seçmiş. Henüz konuşmadığımız için elbette mucize doktor sevenlerden çok fazla soru geldiği için ikinci soru bloğunun tamamını mucize doktora ayırmış. Haberleri olsun. Çok ısrarla sorular varmış orada. Bazı sorularla başlayalım. Banu Hasır, kardeşiniz Serhat Özcan ile beraber bir dizide oynamak istiyor musunuz? Karadayı da yok muydu beraber? Ya Suskunlar'da bir bölüm beraber oynadık. Tek bir sahnemiz vardı. Karadayı da aynı dönemde aynı dizideydik fakat hiç sahnemiz yoktu. O başka bir açıdaydı. Ben başka bir akstaydım. Ve çok komik. Biz birlikte sahneye de bir kere çıktık ve çok eğlendik. 3 oyun oynadık toplam. Bu sene de öyleydi. Yani bir şeyler yapalım. Pat o şimdi Samsun'da sinemacı, bugün döndü galiba. Onun dizisi şeyde çekiliyor işte. Nevşehir'de çekiliyor. Benimki İstanbul'da çekiliyor. Bir taraftan da bir yarışmanın jürisi oldum. Oraya da başlıyorum. İki tane de oyunum var. Mümkün değil yeni bir oyun daha çıkartmamız. Çok istiyoruz ama bir türlü denk gelemiyoruz. Şükür çalıştığımız için denk gelemiyoruz. Evet, buna şükür demek gerekiyor galiba. Ruslan Gasimov, kendinizi ekranda izlerken ne hissediyorsunuz? Kendinizi eleştirir misiniz? Ben kendimi hiç seyredemiyorum. Nefret ediyorum kendimi seyretmekten. Çok az kendimi beğendiğim an oluyor. Hatta birçoğunda gözümü kapatıyorum falan yani. Düşündüğüm gibi, çünkü siz kafanızda bir önce senaryo okuyorsunuz. Kafanızda bir iki tane adam ya da bir kadın bir adam sahnesi var. Onlar bir araya geliyor. Onlar çok güzel. Kafanızı oluşun. Seyrettiğiniz adam çok çirkin geliyor. Yani ben kendimi çok hiç sevmiyorum. Bir de zaten hangi arkadaşıma sorsam ya hep sahi. Galiba bir oyunculuk hastalığı. Kendisini çok fazla seyretmeyi sevmiyor oyuncular. Galiba öyle bir durum var. Esrin Art, hayatınız boyunca tek bir rolü oynama hakkınız olsaydı, sinema, televizyon ve tiyatro hepsini bir arada sormuş. Hangisini oynamayı seçerdiniz? Joker tabii ki.
Çok güzel cevap. Ama iyi ki de öyle bir hakkınız yok. Çok üzülürdüm. Süleyman Nergis, hiç rol yerine senaryo seçtiğiniz oldu mu? Ne demek o? Biraz düşüneyim Reha abi bunu. Yani sanırım Süleyman şöyle düşünüyor. Siz önce karakteri kabul ediyorsunuz senaryoya bakmadan. Sonra senaryo diyorsunuz gibi düşünmüş ama sanırım biraz tersidir o işin. Tabii ben senaryonun bütünlüğüne bakıyorum. Sonra o senaryonun bütünlüğünde oynayacağım rolün bana ne katacağına bakıyorum. Sonra da oynadığım karakterin benim performansımla o fabrikaya ne katacağına bakıyorum. Bütün bunlar olduktan sonra sadece ben değil, aynı şekilde götürüyoruz bir masada. Benim işte oyuncu koçum, asistanlarım, onlar, ailem. En son Serhat abime haber veriyorum, abi böyle bir işe başlıyorum diye. Sonra bir arkadaşım var, Murat Sarı diye. Onunla konuşuyorum. Bu sürecin başından sonuna kadar da Ayşegül Harden oluyor. O hem Türkiye'de hem de yurt dışında bana oyuncu koçları buluyor ön çalışma için. Ondan sonra da hareket ediyor. Peki. Menekşe Açıkgöz, oyunculukta en hassas davrandığı konu nedir? Disiplin. Disiplin. Disiplinsizliğe tahammül edemiyorum. Bu işi çok hafife alan insanları sevmiyorum. Özcan Tanser, kendinde değiştirmek istediği, sevmediği yönler, huylar var mı? Taner Ölmez ve Reha abiyi çok seviyorum demiş. Her insanın vardır. Her insanın zaafları, zaaf kendisi fark eder. Kimsenin fark edemediği zaaflarım vardır. O zaafların olmamasını çok isterdim tabii ki ama bunu da sizle paylaşmak istemem doğal olarak. Muhammed 01, iyi bir senaryo için ne gerekir? 01, Adanalı olmak gerekir. İyi bir senaryo olması için iyi bir düşüncenin olması gerekir. Ondan sonra da iyi bir karakter analizi, karakterlerin katılması gerekir. Ve onlara en önemlisi de... Hoppa, mikrofonum düştü. Biz duymaya devam. Onlara da iyi diyaloglar yazılması gerekir. Taner Videos, Reha abi 7 Temmuz doğum günümdü. Rica etsem bana bir şey söyler misin? İsmim Zeynep demiş. Zeynep mi? Evet. İyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Sanırım Zeynep'in evinden yükselen çığlıklar şu anda ülke geneline yayıldı. Malik Bayram Uçan, oynadığınız diziler arasında senaryosunu en beğendiğiniz dizi hangisiydi? Ya şimdi birileri kızacak bana ama benim en beğendiğim senaryo Maral'dı. Maral'a bayılmıştım ama kötü bir diziydi yani, kötü oldu, kötü çekildi. Peki. Alican Doğru, oyuncu olmak isteyenler nereden başlamalı? Yani konservatuvar okumak zorundalar mı? Bunu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Oyuncu olmak isteyenler okumaktan başlayacak. Okumayı sevmiyorsanız başka iş yapın abi. Bu iş size göre değil. Çünkü yani öyle insanlar, yetenekli çocuk görüyorum, çalışmak istiyor. Şunları okuman lazım diyorum. Abi başka bir şey yapamaz mıyız? Ben okumayı sevmiyorum. Ona direkt söylüyorum. Git başka bir dilde çalış. Yok tamam okurum. Senin hatırın, benim hatırım için okuyacaksan zaten istemiyorum. Git, seni istemiyorum. Ya beni sevmiyor. Ya seni seviyorum ama bu mesleğin içinde seni sevmiyorum ya. Seni sevmek zorunda değilim bu mesleği. Okumayan, terminolojiyi takip etmeyen, sürekli kendini yenilemeyen bir oyun için, çok beğendiği bir oyuncuyu seyredebilmek için arabasını satmıyorsa bir insan, parası yoksa başka iş yapsın. Başka iş yapsın. Bizim için para, evet tabii ki konfor alanının geniş olmalı, iyi olmalı. Ama bizim için para sadece kendini geliştirmek için var ve daha güzel şeyler yapabilmek için var. Sen daha iyi şeyler yap, zaten para kendiliğinden gelir. Süreç önemlidir. Herkes sonuçla ilgileniyor bu ülkede. Çok sinirleniyorum. Sonuca sanat diyoruz biz artık. Oysa ki süreçtir sanat. Sen ne kadar öğrenirsen ben seni o kadar seyrederim. Sen kendini geliştirmiyorsan, hiçbir şey öğrenmiyorsan, bir önceki projedeki gibi geliyorsan
Ben seninle ilgilenmiyorum kardeşim. E okumuyor adam nasıl hayal gücünü geliştirir? Sinirlendim ben galiba. Ya, çok güzel kızıyorsun ya. Harika. Barış Emin 28. İyi yayınlar kalbi güzel insanlar. Bir oyuncu için olmazsa olmaz denecek bir özellik var mıdır? Varsa bu özellik nedir? En önemli özellik herkesi sevmesi ve herhangi bir ötekeleme, ırkçılık vesaire doğada yaşayan her şeye saygı göstermek zorundadır. Bütün bu insan. Bir lütuf değildir. Oyunculuğun temel kuralıdır. Erdal Güreş, Türk dizilerinde veya sinemasında karakterler neden bu kadar toplumdan uzak? Özendirilen karakterler Nazım'ın tariflediği insanlardan niçin bu kadar uzak? Bizim işçilerimiz var mesela diyor. Özür dilerim. Soruyu belki de çok iyi okuyamadım ama anladınız değil mi abi soruyu? Anladım, anladım. Bence ön yargılı ve doğru bir soru değil. Hepsi için bunu söyleyemeyiz. Evet, arada oluyor. O kastı yapanların ve yapımcıların tercihleri doğrultusunda gelişen. Belki senaristlerin bile istemediği şeyler, karakterler. İşçilerimizle ilgili konuşurken de yani işçileri yani o hani proleter mantığı içerisindeki işçilerden artık yok. Ya da var olan işçilerin sendikalarla haklarının tamamen ellerinden alındığını da düşünürsek ve işçilerin de bunlar karşısında hiçbir şey yapamazken ve politik ve işçi tiyatrosuyla ilgili hiçbir şey yapamazken, sanatsal faaliyetlerle ilgili bir şey yapamazken oradan çıkacak sonuçlarda böyle olabilir. Böyle olabilir. Olmasa iyi olur ama böyle olabilir. Sizin okuduğunuz John Steinbeck'in Bitmeyen Kavgası'ndaki işçiler günümüzde var mı acaba? Amerika'da da var mı? Ben de çok isterdim. Veçeli'ye su verildi. Ostrovski'nin romanındaki karakterleri ben de hayatımın bir kenarında görmeyi isterdim. Bunu söylediğim suç değil herhalde, değil mi? Yani gördünüz mü? Bu bloğun son sorusu olsun. Mucize Doktor sorularını Naime programın diğer bloğuna ayırmış. Bir kez daha hatırlatıyorum. Buse Demirbaş, oyunculuk sektörüne yeni girmiş birinin İlk işinin ona kazandıracağı tecrübe ne olmalı ve bu tecrübeyi nereden kazanmalı? Senaryodan mı, yönetmenden mi ya da diğer oyuncu kadrosundan mı? Şimdi bu sorunun çok bariz bir cevabı var bende. Oyuncular ve meşhur olmak isteyenler birbirinden farklıdır. Bütün bunların hepsi tecrübedir. Sete girdiğiniz anda yediğiniz yemek de tecrübedir. Çaycıyla yapacağınız sohbet de tecrübedir. En büyük tecrübeler de bunlardır. Bir görüntü yönetmeni arkadaşınız olsun ve lenslerin nasıl kullandığını size anlatsın. Bir yönetmenin yanında yer alın. Sahne çözümlemelerine dikkat edin. Oyuncuyu role motive etme tekniklerini öğrenin. Eğer bunların okulunda değilseniz. Set adabını çok iyi öğrenin. Kamera omza alındığı anda kameramana çok büyük saygı gösterin ve işinizi çok çabuk bitirin. Yani blablabla diye konuşun demiyorum. O zaten ona göre ayarlamıştır. Onun kondisyonu ona göredir. Ama daha fazla yormayın o insanları. O insanları çok sevmeniz lazım. Herkesi çok çok sevmeniz lazım sette. Çünkü o insanların tek motivasyonu sevgi. Başka hiçbir şey değil. Çok fazla para kazanmıyorlar, onu söyleyeyim, oyuncular dışında set çalışanlar. Doğru. Gerçekten de. Bence de bir yara bir yandan da. Şimdi kısa filmlerden konuşalım Reha abi biraz. Kısa filmlere destek veriyorsun ve gerçekten senin içinde olduğun filmlerin de çok iyi olduğunu izledim, gördüm. Şimdi birincisi şunu merak ediyorum. Kısa filmler ülkede nereye konumlandırılıyor? İkincisi, kısa filmlerin, sadece bizim ülkemiz için söylemiyorum, buna global bir cevap da verebilirsin. Ülke sinemalarına katkısının nasıl olduğunu, sektörün gelişmesine nasıl katkılar verdiğini düşünürsün?
Şimdi ben Antalya Altın Portakal'da 90'lı yıllarda kısa film jürisine seçildim. O güne kadar kısa filmlerle ilgili işte konservatuvarda okurken ya da devlet tiyatrosundayken bir takım Mimar Sinan Üniversitesi, özellikle Mimar Sinan, çünkü Mimar Sinanlı olduğum için oradan gelen çocuklar son sınıfta kısa film çekerler ve onlar da görev alıyordum. Ama bunların birçoğunda da sıkıntılı oluyordu. Çünkü daha üçüncü sınıftaki yönetmen olan çocuklar 40 yıllık yönetmenden daha fazla egolu falan oluyorlardı. Çok fazla sıkıntı. O Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri üyeliğimde 3 günde sanırım 150-160 tane kısa film seyrettim. Bir tane film seyrettim. Bir Fransız kısa filmiydi. Siyah bir ekran, üstünde sular akıyor, ter gibi sular ve bir kadın bir erkek sevişme sesleri geliyor, nefes sesleri geliyor ve biz bir merdivenden aşağıya iniyoruz, demir merdivenden aşağıya iniyoruz, bir garaj, garajın ortasında koskoca bir masa var, bir tane kadın çırılçıplak onun üstünde yatıyor, sırtı bize dönük. Biz adamı görmüyoruz. Kadının sırtına doğru geliyor, geliyor, geliyor. Ve terli sırtına adam eliyle adieu yazıyor. Yani elveda yazıyor, adieu yazıyor. Ve jenerik akmaya başlıyor. 18 saniyeydi. Ben kaldım böyle. Hani bir erkek olarak o seslere bir reaksiyon gösteriyorsun otomatikman ama git, ah bu ne oluyor? Ne? Yemin ederim 18 saniyede ben 2,5 saatlik bir filmde alacağım hazzı aldım, hikayeyi anladım, hikayenin nasıl bittiğini anladım ve siz bana ne yaptınız? Zaman bu kadar mı hızlı? Bu kadar mı hızlı? Dedim ve çok çok kötü oldum. Yani bir anda dünyam değişti. Sonra Peter Kosinski diye bir adamın 9 tane filmini seyrettim. Bu 9 tane film üst üste 6 dakika, 7 dakika, 8 dakika dans tiyatrosu içinde yapılan bir şeydi. Ve o anda onları da seyrettikten o dönemde bir anda bir kısa filmlerle ilgili dünyam değişti. Ve ondan sonra bana kısa filmlerle gelen insanlara senaryosunun ne olduğunu. Kısa film diye geliyor 37 sayfa. Ya bildiğin orta metrajlı film yani. Hiç kısa film falan değil. Yani arkadaş bu kısa film değil diyorsun ama biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tamam, gençlerin de şeyini kırmak istemiyorum. Ama kısa film dediğin 6 dakika, 7 dakika taş çatlasın, 15 dakika, 16 dakika, 32 dakikalık kısa film olmaz. 28 dakikalık kısa film olmaz. Olabilir belki, bilmiyorum. Ben görmedim bir sürü şeyde. Sonra kısa filmlere merak saldım. Olanları, yapanları sürekli internetten ki bu sırada Terence Patterson'la çalışmamda da önce kısa film bizim Emin Alper'in de kısa filmleriyle ben onları kabul ettim. Çünkü onlar gösteriyor, onlar ne yapabileceklerini gösteriyorlar ve bir sürü kısa filmde bir sürü uzun metrajdan çok daha güzel. Doğru. Çok daha çarpıcı. Ve mesela bana sorarsan en iyi filmin ne diye sorarsan Tepenin Ardını ilk sıraya koyarım. Bahtı Karayı ikinci sıraya koyarım. Buhar'ı üçüncü Ben de sıraya bunu koyarım. diyecektim, senden önce davranamadım. Buhar mı diyecektim tam? Evet. 2012. Buhar içinde bulunduğum en güzel üçüncü film yani. Ve çok seviyorum. Yani orada da yani muhteşem çalıştık o filmde de. Yani iki üç prova yaptık sahnede. Ondan sonra gittik çektik bir gün içerisinde ve baya baya ekipman falan çok iyiydi. Meryem görüntü yönetmenliği yapıyordu falan böyle. Çok muhteşem bir ekipti o. İlk içinde bulundum yani o işinde buharında. Ve yine aynı şekilde geliyor kısa filmler geliyor. Abi yapalım yap. Ya çok istiyorum, çok seviyorum. Ama yani kısa film mantığı değil ki. Bir de tabii ki ben artık içinde taşıyabileceğim şeylerde oynamak istiyorum. Bu popüler kültür içinde olabilir.
Bu tiyatro içinde, sinema içinde ama içinde olmak istemeyeceğim ve taşıyamayacağım bir işse mümkün mertebe kaçmaya çalışıyorum onu. Harika. Bu arada gerçekten cümlenin başındaki yere belki de bir ekleme yapmak isterim. Kısa filmlerin üniversite bitirme ödevi gibi görülmesinden veya işte bir yönetmenin, bir oyuncunun artık sinema sektörüne, televizyon dünyasına giriş için sadece bir kapı olarak onu kullanmaya çalışmasından da hafif hafif sıkıldım gibi bir film. Aynı şekildeyim Bora, aynı şekildeyim. Ve zaten kabul etmiyorum o ikisi arasında. Ben öğrencinin gözünde tutku görmüyorsam, o aşkı görmüyorsam, o aşk doğal olarak sana saygıyı ve yapacağı işe ihtimamı gösterir. Ama orada kalkıp da bir setteki yönetmen taklidi yapan birini gördüğüm zaman gel buraya lan eşek herif deyip kafasına bir tane vurmak istiyorum abisi olarak yani. Öyle bir... Harika. Hayatı boyunca sadece kısa film çeken, gerçekten çok iyi işler yapan yönetmenler var. Çok 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 önemli. Şimdi abi senin söyleminle yönetmenlik görevini deneyimlemiş bir oyuncu olarak. Oyuncu yönetmen ilişkisi nasıl yürür? Bize biraz anlatsana senin pencerenle. Ben hayatımda çok iyi yönetmenlerle çalıştım. Çok kötü yönetmenlerle de çalıştım. Galiba telefon geldi. Telefon geldi ve menajerim arıyor 3 seferdir. Umarım önemli bir şey yoktur. Umarım. Ya çok iyi yönetmenler, çok kötü yönetmenlerle de çalıştım. İyi yönetmen neydi? İyi yönetmen bir defa o projeye ait çıkış noktasını çok iyi bilen ve varacağı noktaya el yordamıyla değil de bilimsel verilerle giden ve bunu bir tarafa not edip o notları da bizimle paylaşan, dramaturjisi kendi içinde çok tutarlı olan ve oyuncuyu role motive etme teknikleri, dünyada 30 tane oyuncu role motive etme tekniği var. Bunlardan en az 3'ünü 5'ini bilen ve en az 2 tanesini uygulayan insana diyorum ben iyi yönetimler. Onun dışında nereye gittiğini bilmeyen, doğaçlamayı savrularak ana düşüncesinden uzaklaşan ve oyuncuyu role motive etme tekniklerinden hiçbirini bilmeyen, sadece yönetmenlerle yapmış olduğu çalışmalarla ben de reji yapabilirim mantığı üzerinden giden insanları da sevmiyorum. Ve kötü yönetmen olarak görüyorum. İşi iyi olabilir. İşi seyirci tarafından da sevilebilir. Ama çalışan olarak kötü yönetmen diyorum ben. Çünkü yönetmenlik bambaşka bir iş. Koskocaman bir dünya olması lazım. Dünyayla bir derdi olması lazım. Kullanmış olduğu metaforların, oyunların metaforlarının totalde imzası değerini taşıması gerekiyor. Kullandığı tekniklerin diğer yönetmenlerle arasında bir köprü oluşturması gerekiyor. Hayata ah bu adamın filmini seyredelim. Yani dedirtmeli. Ken Loach, Ken Loach, Ken Loach. Bir sürü şekilde söyleniyor ya. Bir sürü insan sevmez, hoşlanmaz. Ama benim için mutlaka seyretmem gerekiyor. Anında, yani ilk çıktığı anda nerede bulursam seyretmem gerekiyor. Benim yönetmenim. İşte soruyorsun Eisenstein seyretmek o kadar kolay değil yani. Eisenstein seyrediyormuş gibi gelmiyor bana bir sürü yönetmen. Ya da ne bileyim işte Tarkovski dediğin anda bayılırım Tarkovski. Tarkovski'ye bayılamazsın abi, seni bayıltır Tarkovski. O kadar kolay değil Tarkovski'yi seyretmek. Eğer seyrettiysen de böyle davranamazsın zaten. Yani onu seyretmekten hani abi biz böyle bir Tarkovski gecesi yaptık, aldık içkimizi, çekirdeğimi. Tarkovski'yi öyle seyredemezsin, mümkün değil zaten. Bir sürü şey var, yönetmenim var, çok sevdiğim yönetmenler var. Yani ne bileyim, Terry Patterson mesela çok iyi bir yönetmendi. Terry Patterson çok iyi yönetmendi ama oyuncusuz çalışamaz. Çünkü oyuncuya senaryoyu vermiyor. Doğaçlama tekniğiyle hedefe anlatmak istediği şeye vardırtıyor oyuncuları. Muhteşem bir şey. Yapmış olduğu şey. Ama çok fazla film çekemez.
Neden çekemez? Çünkü öyle oyuncular bulamaz. Yani mutlaka 2-3 oyuncu sırıtır orada. Ne bileyim işte Türkiye'deki en majör, en çok sevilen yönetmenlerle çalıştım. İçlerinde çok sevdiğim yönetmenler var. Çok vasat bulduklarım da var. Yönetmen deyince Ayşenil'in çok güzel, Ayşenil Şamlıoğlu'nun çok güzel bir lafı vardı. Yönetmen oyuncak bahçesinde, kendi oyuncaklarına ihtimam gösteren bir çocuk gibidir. Onları sever, onların incinmesine izin vermez. Onları çok güzel kaldırır, koyar ve tekrar oynamak üzere tekrar eline alır. Çok kibardır. Onları zarar vermez. Eğer bir yönetmen derdini iyi anlatamazsa oyuncu işini yapamaz. Ya da teknik işini yapamaz. Işıkçı da işini yapamaz. Görüntü yönetmeni de işini yapamaz. Hani matematikte temel kural vardır ya, yanlış soruyla doğru cevaba varamazsın. Bu işte de aynı şekilde. Oyuncuda çeşitli şeyler, en azından şöyle bir moda var mesela son 10 senedir. Şu oyuncunun egosunu alalım da ondan sonra o egosu kalmadıktan sonra da o çıplaklığıyla bir kalsın, kendisinden de uzaklaşsın, bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacak. Oyuncunun egosunu alırsanız hiçbir şey kalmaz. Ama egosunu kendi yapmış olduğu işin üstünde tutan bir adamı da kovun setinizden. Eğer bir oyuncu işini değil kendini seviyorsa zaten yönetmenin işi zordur. Ama bir yönetmen işini severken oyuncuya sevgisizlik gösterirse o da çok büyük bir sorun. Bütün bunların iç içe geçmesi gerekiyor. Yönetmen çeşitli oyuncuyu role motive etme teknikleriyle oyuncunun yaptığı ya da yapmak istediği şeyleri sanki oyuncunun kendisi buluyormuş hissi yaratarak yaparsa en büyük başarıya ulaşır. Ve genellikle de bunu yapıyor akıllı yönetmenler bütün dünyada. Benim karşılaştıklarım öyle en azından. Ve öyle genius yönetmenlerin mesela Robert Lepage diye bir yönetmen var. Tiyatro yönetmeni bütün dünyada. Şu anda en çok oyuncusu olmak istediğim yönetmen, kanalda Quebec'te çalışıyor. Ama gişesinde bile sirk eğitimi almamış kimseyi oturtmuyor. Oturtmuyor yani. Çok özel talepleri var adamın. Yönetmenlerin oyunculardan özel talepleri olması gerektiğini düşünüyorum. Seçildiğini fark etmeli oyuncular. Neden ben seçildim? Onu bilmeliyim. Ama işte nedir? Ali düşen kalkara paramız yetmedi de Reha, o yüzden seninle çalışıyoruz dediğiniz anda oyuncunun bütün moral motivasyonu sıfıra inebilir. Gerçekten çirkin bir yaklaşımmış. Bu programda yine Abdullah abiyle, Abdullah Oğuz'la konuşurken ona sormuştum. Abi sette oyuncuları özgür bırakır mısın? Senaryodan taşmalarına izin verir misin demiştim. O da demişti ki onların sadece öyle olduğuna inanmalarına izin veririm. Gerçekten. Abdullah Oğuz'u çok seviyorum. Evet. Zaten hep bir çok klas bir adam. Evet. Ve çok seviyorum onun bakışını, yaklaşımını. Bir oyundan çıktık, çıplak vatandaşlardan çıktık. Oyunda finalinde striptiz yapıyoruz işte. Ve bir taraftan da Adil Hoca oynuyorum. Ya dedi, bir taraftan o, bir taraftan o, bayıldım dedi Türkiye'de böyle oyuncular. Şeyde de sette dedi, nasıl dedi, nasıl hissediyorsun? 17-18 rating kalmak çok zor dedi. Nasıl? Ona şey dedim, yani o kadar güzel oynayan bir oyuncu var ki karşımda. Taner Ölmez. Ve onun karşısında olmak istedim ve ondan her gün bir şey öğreniyorum dedim. Ya dedi, bu yaştaki bir oyuncu bunları söylemez. O hissettiğim bu, ne diyebilirim ya. Hissettiğim. Abdullah abiye de selam olsun. Peki sen senaryodan taşmayı sever misin abi? Hayır. Taşanları da sevmem. Tabii nereden bahsediyoruz? Dizden mi, sinemadan mı bahsediyoruz? Sen nereden bakmak istiyorsan, bu cevabı neye göre verdiysen tabii ki onu eşelemek istiyorum. Şimdi tiyatro, üçünü de konuşalım o zaman. Tiyatroda komik işini bilir.
Herkes tülyat yapamaz. Sadece onu yapabilecek işte genel kültürü olan, vizyonu olan ve suplesi güçlü oyuncular yapabilir. Eskiden de böyleydi, gelenekselde de böyleydi. Herkes tülyat yapamazdı. Birileri disiplinli bir şekilde tekst devam ettirirken 2-3 kişi onların arasında tülyatlar yapardı. Onlar beklerdi, o pası alana kadar beklerdi. Pas alıp tekrar oyuna dönerlerdi. Dizide senaryoya bağlı kalmayan oyunculara sinirleniyorum. Çünkü dizi bir maraton. Dizi dediğiniz şey çok uzun der. Ve bir oyuncunun ya bu adam bunu demez cümlesinden nefret ediyorum. Duymak istemiyorum, şahit olmak istemiyorum bu konuşmalara. Oyuncu, karakter, oynadığın karakter her şeyi söyleyebilir. Eğer bu söylemez diyorsan sen aslında beceriksizliğini söylüyorsundur. Bunu itiraf etme bari. Çünkü senaristin kafasında bir dünya var. Senarist en büyük yaratıcı. Senarist ve yönetmen buluşurlar. Biz oyuncular da onun içinde alternatifler üretiriz. Ben bazen Pınar'ın yazdıklarını çok seviyorum. Hani oyuncu kirli hafızası da sürekli o cümleleri kendine yontarak çevirir. Mutlaka sufle veren reji asistanı dedim. Eğer ben söylemiyorsam bile lütfen bana hatırlat, tekrar alalım, yakınımda hatırlat. Hiç değilse Pınar'ın yazdığı, Adile yazmış olduğu dil daha değerli. Ben onu, ama oyuncu alışkanlıklarım beni bu tarafa götürebilir. Bunu söylüyorum. Çünkü dizide yapacağınız herhangi bir manipülasyon başka bir rol arkadaşının ekmek parasına neden olabilir. Bunu yapmamak lazım. Oyuncu kendi alanını genişletir. En son Polanski'nin filminde Brad Pitt'in oyun alanını genişletmediğini kimse söyleyemez. Ama usturubuyla, ahlakıyla genişletmiş ve muhteşem oynamış. Yani hangimiz başka türlü düşünebiliriz? Brad Pitt gibi bir oyuncu zaten oyun alanını genişletir. Bazı Mehmet Özgür, istediğiniz kadar Mehmet Özgür'e bir rol söyleyin. Mehmet Özgür oyun alanını genişletir. Ama bunun bir ahlakı var. Yine komik işini bilire geliyoruz. Ama bazı yeni yetme jönler ya da jön olma yolunda hareket eden çocuklar geliyorlar. Yapımcıyla toplantıya giriyorlar. Menajeri devreye giriyor. Menajeri senaryoya manipüle ediyor. Bir öbürünün bu sefer menajeri giriyor. Şu menajerlik sisteminin alandan itibaren yok olması gerektiğini düşünüyorum. Sahaya çıktık mı? Bitti, menajerlik bitti. Ondan sonra biz kendimizi ifade edelim. Oturalım konuşalım bakalım. Senarist gelsin. İtiraz edeceğimiz noktada senarist gelsin. Ne itiraz edeceğiz? Şuna. Benim gözümün önünde anlatsınlar bir göreyim. Bu adam bunu söylemez. Bu adam bunu söylemez. Bana anlatsınlar. Bana anlatsınlar. Ben 40 senedir 86 tane oyun oynadım. Dünyanın bir sürü ülkesine gidip oyun seyretsin. Bana anlatsınlar bu karakter bunu söylemesi. Bana bir anlatsınlar. Ve onların o adam onu söylemediği için şu arkadaşınız bugün evinde oturuyor, bugün sete gelemiyor, bu bölümde oynamıyor. Ya anlatayım ben de onlara. Yapmış olduğumuz şeylerin neye hizmet ettiğini kendimizi ortaya çıkartırken birilerinin yok olmasına neden oluyorsak biz iyi bir şey yapmamış oluyoruz. Suç mu? Suç değil. Ama vicdani hesaplaşmayı gerektiren bir durumdur. Sinemada size yönetmen bir alan yaratır zaten. Ve siz o alanı öncesinde tespit edersiniz. Siz o alan için yatarsınız. Sabah kalkarsınız. Benim için böyle. Gündelik kostümünüzü bile ona göre seçersiniz. Ayakkabınızı bile hiç çok dikkatli olsanız bile belki papuçların arkasına basarak gidebilirsiniz sette. Valla bir sürü insan sevmiyor Jim Carrey'i. Ama ben belgeselinin bütün oyuncuların seyretmesini istiyorum. Yani seyretsin oyuncular. Bütün oyuncular zaten Jim Carrey'i bir kere aralarına koysunlar. İşte Peter Sellers'in hayat hikayesine mutlaka baksınlar. Ve Marlon Brando'nun Listen to Me'sini mutlaka seyretsinler. Ve öyle bir usta bulamazlar dertleşmek için. Sık sık seyretsinler.
Annemin bana öğrettiği şarkıları alsınlar başucuna koysunlar. Arkadaşına mı kızdı? Yönetmen açsın okusun. En iyi dosttur Marlon Brando. Benim için dünyada iki tane oyuncu vardır. Marlon Brando ve diğerleri. Ben o diğerlerinin arasındayım. Olağanüstü. Şimdi TÜRSAK ekibinden, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bize bu programın sonunda bir görev düşüyor. Bu programın yazılı bir deşifresini yapıp okullara, üniversitelere, öğrencilere dağıtmamız gerekiyor. Bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi az önce bir sosyal medya sorusunda vardı ama biraz geniş bir cevap almak adına tekrar sorduğumun farkındayım ama sormak da istiyorum. Senaryo seçerken abi kriterlerin neler? Nelere bakarsın? Neler üst sıradadır? Neler kırmızı çizgilerindir? Geçmişte yapılmış ve artık cenaze çıkmış derler ya eskisi. Artık onun cenazesi çıkmış derler ya. Sömürülmüş, konusu sömürülmüş ve işte pelezenk haline gelmiş şeylerden kaçınıyorum mümkün mertebe. Paraya pula da bakmıyorum o anlamda. Eskiden bakabilirdim belki İstanbul'a ilk geldiğim zaman ama artık öyle ona bakmıyorum. Bir, öyle bir şeyin olmaması. İki, yeni bir şey vaat etmesi. Üç, bir başkaldırısı olması. Dört, yaşama sevinci olması. Beş, son 3 senedir içinde umut olması gerektiğini düşünüyorum. Umut, umut, çok umutsuz bir ülkede yaşıyoruz. Çok umutsuz bir dünyada yaşıyoruz. Ve insan sevgisini, doğa sevgisini ve saygıyı koruyan ya da onun üzerinden hesaplaşması olan işleri tercih ediyorum. Oynadığım tiyatro oyunlarında da, oynadığım dizilerde de, oynadığım filmlerde de dikkat ettiğim şey bu. Ondan sonra tabii rolün kalibresine bakıyorum. Oynayan oyuncuların role, oyuna kattıkları, yönetmenin bakış açısını, yapımcının bundan belirlediği pazar ilkelerini belirliyorum. Ona göre de bir bütçe oluşturuyorum. O bütçeler doğrultusunda, o bütçeler çok esnek değil benim için. Zaten benim için olsa bile menajerim için değil. O konuda da devam ediyoruz. Tabii ki bunlar ana sinema, bağımsız sinema, işte içinde bulunmak istediğim dizi, içinde bulunmak isteyebileceğim dizi diye ayrılıyor tabii. Onların da kendilerine ait parametreleri var. Harika. Bu programın sevdiğim marifetlerinden birine sıra geldi Reha abi. Bugün TÜRSAK Instagram hesabına soru soranlar arasında bir çekiliş yapıldı. Şimdi o çekilişte kurada ismi çıkan Ayna Devlet, doğru okuduğumu düşünüyorum. Ayna Devlet Londra'dan yayınımıza katılacak, beni aradan çıkacak ve sorusunu sana soracak, cevabını alacak. Ayna Devlet, doğru söylemişim. Ekranında da ismi yazdı. Bağlantısında bir problem yoksa bağlanmış olmalıydı sanki. Bağlanabilir de. Belki bağlanmak üzere, bağlanmıyorsa devam edeceğim dediğim sırada geldi. Ayna Devlet, hoş geldiniz. İyi akşamlar Londra'ya. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba Ayna, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu an için çok mutluyum. Umarım benim dostlarım da benim adıma çok sevinirler. Çok mutluyum, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben aradan çıkıyorum Ayna Hanım hemen. Reha Hocam'la sizi baş başa bırakıyorum. Sorunuzu sorun, cevabınızı alın. Teşekkür ederim. Hocam, soru sormadan önce size bunu söylemek istiyorum. Sizin hayranınız, aileci olarak. İki oğlum var ve ben çok seviyoruz sizi izledik zamanımızda. Çünkü siz içten bir duygu ifade ediyorsunuz. Yani gerçek hayatta olduğu gibi. Bir doğal gerçek. Yani bunun için çok teşekkür ederiz. Büyük harflerle, yani altın harflerle bir oyuncusun bizim gözümüzde. Hayır, gerçekten çok teşekkür ederim Ayna. Çok büyük oyuncuların olduğu bir şehirde yaşıyorsun, unutma. Şimdi sorumu sorayım. Kitapları ve tiyatro olan ilginizi biliyorum. Bir romanı tiyatro sahnesine uyarlayacak olsaydınız bu hangisi olurdu hocam? O çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Yaşar Kemal'in İnce Memed'ini sahnelemek isterdim.
Hatta bir müzikal haline getirip bir Anadolu müzikali haline getirmek isterdim onu. O kadar değerli bir eser olduğunu düşünüyorum ki en çok yapmak istediğim şey oydu. Bir ara Sumru Yavrucuk böyle bir şeye niyetlenmişti ama olmadı. Çok isterdim. İnce Mehmet gerçekten çok değerli bir tiyatro oyunu olabilir. Çok güzel olurdu. İnşallah bu hayalimiz gerçek olur. İnşallah. İnşallah aynı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. Bunlar gerçek. Ne kadar güzel söylediniz. Bunlar gerçek diye. O kadar da iyi hissettirdiniz ve anlattınız ki bize. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Aynı Devlet Londra'dan. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Başka bir yayında karşılaşırız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzliyorum size. Devam ediyorum izlemeye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Londra'daki oynama da beklerim. Geleceğim yakında. Çok mutlu olurum. Geleceğiz biz de. Harika. O zaman sizden de sözü almış olduk. Oyuna gideceksiniz artık. Kaçarınız yok. Şahane. Tabii mutlaka gideceğim. Şimdi Reha abi, bu İnce Mehmet konusuna bir eğilelim. Bu arada bende de böyle bir şey var. Galiba hafızada bir depolama alanı var. Oraya sürekli bilgileri atıyorum. Programda ismi geçtiği için söyleyeceğim. Sevgili Abdullah Oğuz'a programın sonunda 5'te 5 yapıyoruz ya. Sorduğumda en sevdiğin kitap diye İnce Mehmet'i söylemişti bu program. Öyle mi? Onu söyleyeceğim. Bu bir hayal olmaktan çıkabilir mi acaba? İnce Mehmet ve yapmak istediğim müzikal. Ya çok güzel olur. Yani başka bir yerde mi işin? Hep hayalle başlıyor biliyorsun bu işler. Ve ben Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliyesi'ni Ateş ve İhanet adı altında 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında 5 dansçıyla dans tiyatrosu yapmıştım. 1 saat 10 dakikalık bir oyundu. 5 erkek performansıydı. Toprağın altına başlayıp toprağın altında biten bir hikayeydi. Orada bunun yapılabileceğini gördüm. Bunun yapılabileceğini gördüm ve yine yapılabilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten çok iyi türkülerin içinde olduğu bir Anadolu müzikali olursa, yani öyle hani çıkıp da hani böyle eşofmanımsı kostümler gibi de şakkada şakkada dans eden bir yapıdan bahsetmiyorum. İçinde toprak meselesi olan, içinde iktidar meselesi olan bir Shakespeare'in Macbeth'i gibi, Hamlet'i gibi çok değerli bir eser olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir eser olduğunu düşünüyorum ve bunu tabii ki oyuncu yelpazesi de çok önemli. Çok çok zor o oyunun içinde yer almak. Ama oynayan oyuncuların eğer kafa kafaya verilip çalışılırsa, yani Alaaddin'i 22 senedir oynuyorlar galiba Disney'de. Öyle bir proje olacağını düşünüyorum. Öyle bir proje olacağını düşünüyorum. O çok uzun yıllar, 25-30 sene oynanacağını düşünüyorum. Umarım izleriz. Umarım. Biri yapar izleriz. belki de Reha abi sen yapacaksın ve izleyeceğiz. Bilmiyorum. Umarım, sözümü şöyle değiştiriyorum o zaman. Umarım sen yaparsın ve izleriz. Bir hayal ederiz, bir gün yapılır. Peki, şimdi bu programın var olmasına da vesile olan ilk senaryo, ilk film, şurada bir yerde de yazıyor olması lazım, yarışması. Ve senin evet, içinde olduğun Ay Dede. Bu yarışmaya katılmış filmlerden bir tanesiydi. Belki Ay Dede özelinde söylemek istediğin cümlelerin varsa onları alabilirim. Ve yarışmaların ülke sinemasına ve sektöre elbette nasıl katkılar sağladığını düşündüğünde merak ederim. Şimdi bu Ay Dede, Abdurrahman Öner'in çok çok sevdiğim bir insan. Ben Afo diyorum, kusura bakmasın. Yani benim çocuğum gibidir Afo. Çok güzel bir ruhu ve çok güzel bir bakış açısı var. Ve çocuklarla yapılan en son beni etkileyen film Tatil Kitabı'ydı. Rahmetli Seyfi Teoman'ın filmiydi.
Orada bir tane oyuncu vardı, Taner Birsel vardı. Onun dışındaki herkes o yörenin insanıydı. Burada da bizim Aslı İçözü oyuncu koçluğu yaptı ve o çocuklarla birlikte böyle bir yolculuk yaptılar. Ve ben de Ayşenil'le beraber birkaç gün gidip orada onlarla birlikte çalıştım. Çok özenli çalışıldı, çok güzel bir senaryoydu ve çok da bence... hak ettiği değeri bulmamasına rağmen başarılı olduğunu düşündüğüm bir senaryo. Her zaman daha iyisi var bizim işte, biliyorsunuz. Ama Abdurrahman'da daha iyi şeyler var ve daha iyileri çıkacak. Ondan da çok umutluyum ben. Bir de Yamaç Okur, Enis Köstepen ve Nadir Öperli, bu üç çocuk, bence altın çocuk bu üç çocuk ve onların elinin de, yani herkesin de parladığını düşünüyorum garip bir şekilde. Çok seviyorum onların sinema sanatına yaklaşım biçimlerini, çok yönlülüklerini. Ve Abdurrahman da onlardan bir tanesi ve çok iyi şeyler yapacak. Gelelim yarışma mantığına. Ben yarışmaları çok sevmiyorum. Tiyatroda da çok sevmiyorum. Ödül törenlerini sevmiyorum, ödülleri sevmiyorum. Çok şükür bunları alan biri olarak söylüyorum. Almayan biri olarak söyleseydim çok yanlış anlaşılabilecek şeyler. Çünkü belirli bir jürinin belirli bir seçki oluşturarak onların arasında dağıtmış oldukları ödüllerin seçkiye giremeyen ve ödüle bile aday gösterilemeyen birçok filme de haksızlık yapıldığı hissi uyandırıyor bende. Çünkü emek sarf edilen her şeyin içinde iyi, daha nitelikleri gelişmiş olan, kalitesi yüksek olan işler olabiliyor. Çok basit bir mantıktır ya, yani yemek yapıyorsun. Eğer tereyağın iyiyse, iyi et aldıysan, iyi su kullanıyorsan, taze domates, biberi alacak paran varsa, içini süsleyecek, baharatlara verecek paran varsa... O yemek güzeldir abi. Şimdi bu işte de öyle. İyi bir senaryon varsa, iyi bir yönetmenin varsa ve onu işte buluşturacak katalizör devrelerini kiralayacak bütçen varsa ve iyi oyunculara verebilecek paran varsa o iş iyi olur. Öbür taraftaki emek beni daha çok ilgilendiriyor. Yani bu 01 Adana dizisini o yüzden çok sevmiştim ben. Sektörel şeye sıçramadan önce. Çocukların kendi yapmış olduğu 3 bölüm, 4 bölüm seyretmiştim galiba. Onları çok beğenmiştim. Bana daha çok şey ifade etti. Sonra onu birisi aldı, başka bir platforma taşıdı ve o zaman o etkiyi yaratmadı bende. O zaman eksikleri yok muydu? Diyorum ya, ben kusurlu seviyorum. Her şeyi, yani mükemmel olan bir şeyi sevmiyorum. Kusurlu. O mükemmellik hayatın içinde yani laboratuvardan çıkan bazı köpekler vardır ya, hayvan çiftleşmesini bilmez, ne yapacağı belli olmaz, saldırganlaşabilir. O laboratuvardan çıkan bir eser gibi geliyor ve onun ne yapacağını ben bilmiyorum. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Yani onun kurgusunu, müziğiydi, oyunculuk biçimleriydi falan. Hayır abi, biraz bana... Hayatımı hatırlatmalı, hayatımızı hatırlatmalı yapılan işler. Emin'de bu var mesela. Bunu seviyorum. Emin'de, Terran'da da o vardı. Hayata tanıklık ediyordu. O sürecin, sürece tanıklık ediyor. Seviyorum öyle şeyleri. İşte orada yarışmalar dışıdır. Yani benim yarışmamın galibi çok başka filmlerdir. Yani Kuzuların Sessizliği'nin bütün ödülleri aldığı Oscar seçkisinde Polanski'nin Bitter Moon diye bir filmi vardı. Acı Ay diye çevrilmişti. Acı Ay filmi hiçbir ödül almadı. Aynı yıl. Ama bence Acı Ay çok müthiş bir filmdi. Kuzuların Sessizliğinden de daha iyi bir filmdi. Benim için. Benim seçkimde o. Yani bu sene işte yani Joker ve şey Parazit hakikaten herkesin seyretmesi gerek. Ben jüri olsam Hangisine verirdim acaba? Bilmiyorum yani. Birine mi vermek zorundayım yani? İkisi de muhteşem. İkisi de bence aynı dünyayı anlatan, başka yerden bakan iki tane muhteşem film. O yüzden bu seçkilerde ya da iyi oyuncular, genç çocuklara şunu yapıyorlar.
Muhteşem bir oyuncu geldi diyorlar. Genç çocuklara veriyor olabilir. Çocuğun nevri dönüyor. Nevri dönüyor. Yani çocuk iyi, tamam iyi ama yemin ederim yani üç tane kendi filmlerimde de aynısını hissettim. Üç tane filmi seyrediyorum. Bunlardan hangisi? Üçüne de verebilirsin ya. Hiçbir farkı yok yani. Üçünün de birbirinden farkı yok. Tiyatroda da aynı şekilde. Tiyatroda mesela şeydir. Dengeler, kurumları küstürmemek gerekir. İşte devlet tiyatrosunu küstürmemek gerekir. Şehir tiyatrosunu küstürmemek. Bazı büyük özel tiyatro abilerimiz vardır. Onları küstürmemek gerekir. İşte yeni gençlerden de bir iki tanesini pof pof diyelim. Bak çocuklara da en az. Böyle seçkiler oluşturulur. Onlara göre ödül verilir. Benim aldığım ödül de büyük bir olasılıkla öyleydi. Benim aldığım ödüller de öyleydi. Ama öbür tarafta küsenler var. Yani şöyle şeyler vardı. Ben ilk Afife'ye aday gösterildiğim zaman bir tiyatrocu arkadaşım, oğlum ne gidiyorsun? Ben 10 senedir hiçbir şeye aday gösterilmiyorum diyen var. Bir insan var. 10 yıldır tiyatro yapıp da aday gösterilmiyorsa hakikaten kötü yani. Ya, gerçek. Ama bunu o insana o duyguyu yaratma hissiyatı da çirkin bir durum. Tamam, onun onu düşünmesi gerçekten kötü de. Ona o duyguyu yaşatma, onu o noktaya kadar getir. Hastalıklı bir düşünce bu sonuçta. Oraya getirme şeyi de kötü. O yarışmalarda gösterilen performanslar üzerinden Pelin'in bir ilk filmi vardı, Pelin Esmer'in. Bayılmıştım filmine. Şimdi filmini hatırlamıyorum. Acaba Pelin Esmer'in seyircisindeki artış ne kadar oldu bilmiyorum. Oldu mu acaba? Anladınız mı? Ne getiriyor? Ne getiriyor? Üstüne 4-5 tane Mobi'de veriliyor galiba Pelin'in filmleri şu anda. Çok da güzel filmleri var. Yani merak ediyorum. Seyircisini mi değiştiriyor? Ya da işte ödül aldın diye senin hayatında başka bir şey mi? Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Biliyorsun çok ya şu film aman abi ödül almış boş versene ödüllü film ya. Evet. Kötü bir şey. Ya da evet yani sanki birine kötülük etmek istiyorsan ona ödül ver Türkiye'de. Abi boş ver ya adam bir sürü ödül almış manyak mısın sıkılırız. Ödüllü film sıkıcı filmdir algısı. Çok iyi hatırladım. Tabii. Burada ya. Cem Yılmaz da hiç ödül almadığı için bak Cem Yılmaz hiç aldı mı? Şimdi sen şu genç oyunculardan bahsedince ödüllerden bağımsız senin gençlerle ilgili söylediğin, yaptığın röportajlarında okuduğun çok güzel şeyler vardı. Çok 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 sayıda değil ama bazı isimleri hep söyledin. Az önce de Taner'den bahsettin. Hem kendi izleyicimizi de biraz ısıtalım. Hem Taner'i sorayım size. Biraz mucize doktor konuşmaya başlayalım. Çünkü çok sabırsızca sorular geliyor. Ben de geliyor. Genç oyuncularla çalışmak Reha abi sana ne katıyor, ne kazandırıyor ya da bir şeyler katıyor mu gerçekten? Ben mezun olduğum günden beri konservatuvardan hep ya bir gittiğim şehirlerin 22 yıl bölgelerde kendi isteğimle çalıştım ben. Gittiğim şehirlerin üniversitesinin tiyatro kulübünde ya da lise arası tiyatro şenliklerinde gönüllü olarak jüride alıp ve her oyunu seyredip oyunlardan sonra çocuklara da eğer katılmak istiyorsanız sizi konservatuar sınavlarına hazırlayabilirim deyip 15 sene ücretsiz olarak bunları yaptım. Gençler de aslında ben bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da hem bilgilerimi sıcak tutup taze tutup hem de jenerasyonlar arası geçişlere tanıklık etmek istediğim için yaptım. 30-35 sene boyunca hep bunu yaptım. Gençler beni besliyor. Onların enerjisi, sahne üzerindeki enerjinin, yapılan işin enerjisinin gözlerden fışkırması gerekiyor. Bazı yaşlarda, bazı özel oyunlarda enerjiyi damıtmanız lazım. Daha negatife doğru gitmesi gerekirken sahne üzeri enerjisinin çok yüksek olması gerekiyor. Ve ben bunu çocukların gözünden, yaşam biçimlerinden alabiliyorum. İsteklerini, teknolojiyi nasıl kullandıkları, o teknolojinin ellerini nasıl kullandığını, tavrını ya da aynı anda bir ekrana bakarak 30 tane işle bir taraftan müzik dinleyip bir taraftan işte ders yazıp bir taraftan orada PUBG oynadığını biliyorum çocuklar. Bunun benim oyunculuk hayatımda çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Ve
sonuçta bir de bildiğin şeyler var ya, dünya tiyatrosu tarihinden tut da sanat tarihine kadar bir sürü şey senin aklındayken, o geçişleri, süreçlerdeki sosyolojik olayları, tarihsel geçişlerdeki sanatın farklılaşması, bütün bunları, bunun en büyük, en cesur olanı gençliktir, delikanlılıktır. Oralardan beslenmeyi seviyorum. Bir de ben bu işin pratisyeniyim, akademisyeni değil. Pratisyen olarak yapabileceğim şey, istediğin kadar teorini geliştir. Bu iş çok pratik bir iştir. Ve çıkarsın, oynarsın, her şeyi bilirsin. Ama öğrenme sürecinde kendine kattıkların kadar oynayabilirsin. Ne kadar oynayabilirsin? Yoksa bir önceki ya, başarılı olarak görüldüğün işin maskesine takınırsın. Ve okuyacaksın, gezeceksin, göreceksin, işte dinleyeceksin. Ama bir de yaşayacaksın. Yaşamın içinde olacaksın. Şey gibi yani, evet abi kusura bakmayın benim özel şoför var, her yere onunla gidiyorum. Yok abi, o vapura bineceksin, o metroya bir çıkacaksın. Bırak desinler, ay Halil hocam metroda ne işin var desinler abi, ne olacak, bir şey olmuyor. O yüzden gençlerle iletişim halinde olmayı seviyorum. Onların hayata bakışlarını merak ediyorum. Onların hani bizim bir politize edilmiş bir hayatımız olduğu için ve üstelik bu günlük politikacıların bizim üzerimize oluşturdukları baskılarla gelen bir şey olduğu için artık hiçbir politik yapının içinde hissetmiyorum kendimi. Hiçbir siyasi partiyle ilgilenmiyorum. Hele hele meclisteki siyasi partiyle hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Kültür ve sanata yatırım yapmayan hiçbir partiyle ilgilenmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir partiyle ilgilenmiyorum. O yüzden de gençlerin özgür alanlarını, saçmalama özgürlüklerini nasıl değerlendirdiklerini, bunun içine teknoloji nasıl, bunun içine sanatın yerini çok merak ediyorum. Ve çok seviyorum onları. Onlardan çok umutluyum. Yaşlılardan daha çok umutluyum onlardan. Harika. Peki, o zaman artık mucize doktor dediysek, şuradan başlayalım mı konuşmaya acaba? Mucize doktor, hep herkesin söylemiyle farkındalık yaratan bir iş oldu. Peki Reha abi, senin için nasıl bir iş mucize doktor? Sende nasıl izler bırakıyor ve bıraktı? Ben bir senaryo okudum. 4 tane senaryo okudum. 2 tanesini hemen eledim. Bir tanesinde çok çalışmak istediğim bir tane yapımcı vardı. Ondan geldi. Ve bu senaryo da var. Bu senaryo çok güzel ama Ali karakterini kim oynuyor diye sordum. Belli değil dediler. O zaman unutun. Ali karakteri yoksa bu dizide olmanın manası yok. Bizde bir kural vardır. Rol alma, partner al. Sen Hamlet oyna istediğin kadar, karşında Horatio olmadıktan sonra senin Hamlet'in çöp olur. Ve burada Adil'i var edecek şey Ali karakteri. Başka bir işle görüşmeye başladık. İşte pazarlık yapıyoruz. Onun senaristleriyle buluşuyoruz. O sırada menajerimin asistanı, "Ya abi biliyor musun?" dedi. "Şey, Taner Ölmez oldu." dedi. "Hemen burayı kapatın oraya," dedim. "Hemen yani, çünkü son anlaşmaları yapacaktı." "Emin misin?" "Evet evet," dedim. "Yani para bile konuşmayalım, kabul edelim," dedim. "Yani hemen kabul edelim." Çünkü Taner'in ne kadar disiplinli, ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Aynı zamanda müzik yapıyor, ritim duygusu gelişmiş. Çok geniş yürekli bir insan. Onu biliyorum. Hiç oynamadım ve onun karşısında olmayı çok istedim. Ben Taner Ölmez olduğu için kabul ettim bu işi. Ve bunu her yerde de söyledim zaten. Ve gerçekten çok özel bir oyuncu. Fakat o herkesi etkiledi. Onun çalışması, bizim çalışma disiplinimiz. Setteki herkes çok güzel çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Çok aktifler, öğrenerek geliyorlar, ezberleyerek geliyorlar ve birbirimize soruyoruz, şurada şöyle yapsak, burada böyle yapsak ve çeşitliyoruz. Ya ben bir düşünsene, çok sevdiğim bir senaryonun içindeyim. Çok sevdiğim yönetmenler ve çok sevdiğim oyuncularla birlikteyim. Muhteşem bir set ekibi var ve her sabah birbirimize sarılıyorduk. 15'inden başlıyor set. Nasıl sarılacağız bilmiyorum bu pandemi sürecinde. Ben sarılmadan nasıl duracağım onu da bilmiyorum. Ve
Yani seyirci seni evine almış, 20 reytingleri göstermiş. Bir de üstüne para veriyorlar. Bir insan daha hayatta ne isteyebilir acaba yani? Çok mutluyum böyle bir işin içinde olduğum için. Seyircinin sokaktaki reaksiyonundan bir taraftan tüylerim diken diken oluyor. Ve tabii ki hepimizin bir tane Adile ihtiyacı var. Hepimiz bir tane Adile hocası olsun ister. Ben de isterim. Ama yok. Olsa da zaten onlar görünmezler. Çok mutluyum bu rolü oynadığım için. Çok üzgünüm herkesin bir Adile hocaya ihtiyacı olduğu için. Güzel finaldi. Cümlenin finali şahane oldu yine. Şimdi bu programda aslında bu gerçekten şans eseri oldu. Sevgili Pınar geldi önce, sonra sevgili Taner, ardından Sinem, Hayal geldi. Siz geldiniz, o kadroyu tamamlıyoruz. Yavaş yavaş geliyorlar. İyi ki de geliyorsunuz. Şimdi ama bu program... Sergen Yalçın kalmış. Evet, o bitmiş. Yani öyle bir durum. O programların hepsinde, ya bu Pınar'la başladı. Elbette Pınar yazdığı için ona benim şunu söylemem gerekiyordu. Ali Vefa çok güzel aşık oldu. O kadar güzel söylemişim ki bu çok tepki aldı bir şekilde dizide. Sonra Taner'e, Sinem'e, herkese söyledim. Saçma sapan Hayal'e de söyledim. Ali Vefa çok güzel aşık oldu diye. Ama şimdi sana da diyorum ki Ali Vefa çok güzel aşık oldu ama Adil Hoca da güzel aşık oldu. Bir de benim Adil Hoca'da ilk izlediğim, ki ilk bölümden itibaren izlediğim çok güzel bir şey var. O da bana Atatürk'ü hatırlattı. Şimdi diyecekler ki nereden niye uyduruyor ama o çocuk diyorsun ya, ya biliyorsundur muhtemelen abi ki Atatürk de askerlerine, sonra çevresindekilere çocuk diye hitap ederdi ki bence harika bir hitap şekli. Onunla nedense senin o çocuğunu çok birleştirdim. Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şey söyledin. Evet. Onun o sürekli çözüm bulan, sevgi dolu, bağışlayıcı tarafını rolün içine enjekte ettik zaten biz çalışan ekip olarak sete gelmeden önce. Ama çocuğu zaten Pınar kullanmıştı. Fakat Suskunların Sait'inde de ben çocuk diyordum, çocuğum diyordum. Hatırlarsınız sürekli. Çocuğum ne oldu? Oradaki çocuğunla buradaki çocuk birbirinden o kadar farklı ki. Oradaki çocuğum, bu adam çocuğum dediği zaman adamı öldüresim geliyor diyen bir sürü insanla karşı karşıya. Ama burada da ne olur bir kere daha çocuk desene diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ama buradaki çocuk gerçekten ben de etkileniyorum. Hani bu Sarı Zeybek'ten sonra falan Atatürk son dansını yapar der. Paşam arabaya binerim der. Çocuk yürüyeceğim der. Ve yürür gider. Çok çok güzeldir. Çocukla ilgili Atatürk'ün o kadar güzel hikayeleri var ki, işte Benizelos'la ilgili var, vesaireyle ilgili var. Hep bir çocuk çok yakışıyor onda ve böyle insanlarda çocuk çok güzel oluyor ve ben de Adil'de bunu kullandığım için ve şu anda Boracığım senden bunu duyduğum için çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Aynen. Bizim için gizli bir şeydi bu. Bizim için rolün içinde olan bir şeydi. Çalışma grubum olarak, benim özel çalışma grubum setin dışındaki Özgür Erkek'lerin içinde olduğu, işte bu dizideki oyuncu koçum aktif olarak Özgür Erkekli'ydi. Ayşegül Harden'le İngiltere'de başladık çalışmaya. Sonra burada Özgür Erkekli'yle, hatta ilk 5 bölüm sete de geldi Özgür abi. Onunla da konuştuğumuz bir şeydi bu. Bu arada gerçekten lütfen herkes tüm samimiyetime inansın. Kimseden ne bir ipucu aldım ne başka bir şey. Tamamen kendi hislerimi söyledim ve abiye. Ve karşılığını böyle... Ben de bunu hiçbir yerde söylemedim. Hiç kimsenin de haberi yok. Özgür abi ve benim dışımda kimsenin haberi yok. Bir tek bunu senden duyunca hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şeyleri çok seviyorum. Böyle şeyler olunca. Şimdi
Birazdan sosyal medya köşesini yapıyoruz ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Mucize Doktor da bir uyarlama. Sen az önce söyledin ya, Özgün o kadar az işte oynadım ki diye. Bu da bir uyarlamaydı. Şimdi şunu merak ediyorum. Uyarlama senaryo konusunda ne kadar başarılıyız? Özellikle bu son işten yola çıkarak belki cevap vermek mümkün olabilir. Şunu da merak ediyorum. Acaba orijinal işi izledin mi abi? Kore'yi. İzledim. Biraz farklı bir iş tabii ki onlarınki. Güney Kore'deki gençlik dizisiydi. Amerika'daki başka türlü bir başarılı oyuncuların oynadığı bir diziydi. Ama bizdeki karşılığı çok daha önemli. Orada bir senaryonla mücadele eden bir çocuğun başına gelen hikayeler üzerindeyken Güney Kore'deki gençlik dizisi kıvamındaydı. Biz de aslında bu farkındalık yaratmayla ilgili mi çok emin değilim. Herkes farkındalık yaratma olarak görüyor. Evet, farkındalık yaratma gibi bir şey olmuştu. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bizim dizi başladıktan birkaç hafta sonra biliyorsun Mucize Doktor. Bir yerde otizmli çocukları yufladılar. Çocuklarımızla aynı okula gidiyor diye yufladılar. Ve o insanlar akşam gidip bizim dizimizi seyrettiler. Demek ki yeterince farkındalık yaratılmamış. Farkındalık bir şey üzerinden yaratılabilir mi? Belki bir teması olabilir. Ön ayak olabilir. Ama bizim için bu dizide bence en önemli şey o da Pınar'ın başarısı. Hepimiz Ali'yiz aslında bu ülkede. Hepimizin Ali tarafları var. Ve hepimizin bir tane adili olmasını bekledik ama hiçbir zaman adil olmadı. Hayat bize adil olmadı ki bir tane adil bulsun bize. Ve şimdi hepimiz içindeki Ali'yi adil, o kadar güzel, pozitif ayrımcılık diyebiliriz bunu. O kadar güzel bir manipülasyonla hastane içerisinde bütün o çalışanlara ki bunu yapacağından emin olduğu için öyle bir yere götürdü ki ve şu anda bütün o hastane çalışanları ona hayranlık duyuyor. Ve biz bir taraftan da o hastanede çalışan insanların gündelik hayatındaki yani mucizeler yaratan o insanların kendi hayatlarındaki küçücük tıkanma noktalarına mucizeler bulamayışlarına tanıklık ediyoruz. Fakat biz umudumuzu yeşertiyoruz. Her geçen gün yeşertiyoruz. Çünkü Ali gitgide hayatın içinde yolunu bulmaya başladı. Doğru. Acaba hep böyle mi olacak? Acaba. Göreceğiz. Ama bu sorunun cevabını alıyoruz diye devam eder mi? Şimdi konu bir anda magazin. Tabii dizinin final bölümünü anlatıyorum ben size şimdi. Ya Pınar mıydı? Acaba kimdi ya? Biri bir spoiler verecekti de spoiler diyorlar, bir anda şey yapamadık. Şimdi biraz sosyal medya Reha abi. Hızlı. Hadi bakalım. Bu arada 2 saat geçmiş. Geçmiş mi? Evet. Gerçekten geçmiş. İnanılmaz. Harika. Bora Oyacı Seven'im. Abi böyle dost arkadaş sayfaları Mucize Doktor ekibi geldikten sonra benim için de açılmaya başlandı. Beni de sevdi. Onları sevdim. Güzel oldu. Beni seven biri soruyor soruyu. Mucize Doktor senaryosu ilk okuduğunda neler hissetti Reha abi demiş. Ya çok heyecanlandım. Çok güzel bir çok güzel bir iş olacağını düşündüm. İyiler ve kötülerin arasında hayatımda ilk defa okuduğum bir senaryoda iyi taraftaydım. En çok da onun için çok heyecanlandım. Bu benim oynadığım ilk iyi karakter televizyonda. Ve eşime de şey dedim, ya böyle bir teklif geldi, ben nasıl iyi adam oynayacağım bilmiyorum ki dedim. Sağ olsun bana dedi ki hiçbir şey yapmana gerek yok dedi. Ben de hiçbir şey yapmıyorum zaten. Çok güzel cevapmış, hiçbir şey yapmana gerek yok. Yakup Umut 66, Mucize Doktor seti ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ve fragmanı ne zaman izleriz? Bir de Naime'nin düştüğü not var. Bu soruyu sanırım 700 kez sordular. Başka kişiler. Yok, 1000'in üstündedir. Muhtemelen belki de. 15 Temmuz'da biz sete çıkıyoruz. Herhalde
bir 15-20 gün içinde ilk fragman çıkar diye düşünüyorum. Ama ben nereden bileyim yani? Tahmin bunların hepsi. Peki. Mucize Doktor 1209. Sanırım Mucize Doktor hesabı alınmış. Birden başlamış. Bu 1209. şanslı kişi. Ali ve Nazlı ilişkisi hakkında ne düşünüyor? Ali ile Nazlı ilişkisi hakkında ne düşünüyor? Ya aslında şunlar çok hoşuma gidiyor. Yani aşık olduğunu pat diye söylemesini, aşık olduğunu Selvi ile Adil üzerinden rahat rahat söylemesi ya da sen ona bir şey anlatırken onun sana işte senin yaptığın gibi mi? Sen de hani ne diyorsun sen çocuk yani saçma. O bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Ve yani antropoz ataklarını geçiştirmiş, yaşamış ve bir sürü hayata küskünlükleri olan bir adama aslında aklında bile yokken aşkı sokması ve adamın da galiba evet lan ben böyle davranıyorum ve ben aşığım galiba diye yönelmesi çok hoşuma gidiyor. Çok çok güzel bir de ya doğal bir şey, kirlenmemiş bir şey, naif bir şey ne yaparsa yapsın çok güzel oluyor. Çok güzel aşık oluyor. Çok güzel kızarıyor, çok güzel utanıyor ve Taner bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi. Çok güzel yapıyor. Taner Ölmez 2. Taner Ölmez'i 3 kelimeyle anlatsaydı o 3 kelime ne olurdu? Aslında çok uzun ve çok güzel bir cevap verdin. Yani siyah beyaz Taner. Siyah beyaz Taner. Peki Sinem Ünsal 93. Sinem Ünsal hakkında ne düşünüyor? Ya Sinem'le ilgili hiçbir bilgim yoktu. Tanımıyordum Sinem'i ve bir seyrettiğim bir dizi var. Bir bölüm dizi seyrettim bir oyuncuyla birkaç gün sonra sete gidecekse orada hiçbir ipucu vermiyordu ve çok korkuyordum. Fakat sette inanmadığı hiçbir şeyi yapmayan bu olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Sahne gerçeklerini kendi gerçeği haline dönüştüren ve bunu tutkuyla yapan, çalışkan, azimli ve sürekli gülen, çok kitap okuyan, çok araştıran ve bir sürü ortak arkadaşım olan biriyle çalışıyorum. Bir sürü zor olan sahneyi kolay eden insanlardan bir tanesi. Ve çok seviyorum sinemi. Gerçekten çok özel bir yeri var benim kalbimde. Çok seviyorum onu. Aslında bütün hepsi için ayrı bir yeri var. Bütün oyuncular için ayrı bir yeri var gönlümde. Ama yani soru işaretleri bazen pekişir araya mesafeler. Burada tam tersi. Hiçbir soru işaretim yok. Yani bundan sonra Sinem bank olmuş. Süper. Ya herkes birbiri hakkında o kadar güzel şeyler söyledi ki galiba bu sohbetin bir kısmında söylediğin bir işi yaparken gerçekten keyif alıyorsak, gerçekten ekip olduysak nokta nokta geçmişe dönüp izleyebilirler bu yayında. Söylediğin her şey sanırım abi bu ekip içinde olmuş. Yani herkes bunu gerçekten hissediyor ve yaşıyor. En azından bu programa konuk olan herkes aynı şekildeydi. Bir büyüyü bu şekilde oluşturursan seyirci kusurları görmez. Çok doğru. Ethar Mohsin. Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'la yaşadığınız en komik anı neydi sette demiş. Bilmiyorum. Komik bir bizim yok yani komik bir şey sahnesi işte yani o Taner'in evinde çok yorgunduk galiba biz yorgun bir şeydi şeyde çok görmüştüm ben işte ya baksana adam senin kimseyle ilgilenmiyor bu çocuk ya seninle bile deyip benim ne farkım var ki diye dönüp Nazlı bana soruyordu ve ben ne yapacağımı bilemiyordum. Orada çok gülmüştük üçümüz o sahneye sonrasında. Zaman zaman şey oluyor yani motivasyonu pekiştiren bir şey bu. Böyle anlık krizler oluyor ama bütün set katıldığı zaman oluyor. Yoksa tek başına bizim oluşturduğumuz bir şey değil.
Yani yönetmen katılıyor, görüntü yönetmeni katılıyor, set işçileri katılıyor. Öyle olduğu zaman çok güzel oluyor. Ali Vefa 57. Adil Hoca gibi otizmli bir çocuğa babalık yapabilir mi? Bunu psikolojik olarak kaldırabilir mi? Seni çok seviyoruz Reha abi demiş. Çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'a geldikten sonra 2012 yılında Rain Man diye bir oyun oynadım. Herkesin bildiği Raymond karakterini oynadım orada. Otizmli birini oynamış biri olarak yani otizminin davranış biçimleri üzerine yolculuğum vardı ama otizmliye nasıl davranılacağını bilmiyordum. Onunla ilgili çalışmalar beni çok yıprattı. Elbette ki, hayat bu kadar basit değil. Hayatta her şey güllük gülistanlık değil arkadaşlar. Yani başımıza gelebilecek her türlü felakete kendimizi hazırlayabiliyoruz. Ki otizmli biriyle yaşamak ya çok çok de, çok sevdiğim otizmli insanlar var. Otizm sendromlu insanlar var ve onlarla kurmuş olduğum ilişkiyi seviyorum. Otizm Derneği'ne gittiğim zaman yanıma gelip çok güzel şeylerle karşılaştım. Ya da Rain Man'i oynarken bir otizmli bir arkadaşın doğum gününü sahnede kutlamıştık ve o da sarılmıştı. Yani çok özel bir ilişki kuruluyor ve bunun dile getirilecek bir tarafı yok benim için ama çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Sonuçta elbette yani babalık duygusu öyle kolay bir şey değil yani vazgeçmez yani çocuğunuzdan vazgeçemezsiniz, sevdiğinizden vazgeçemezsiniz. Kaldı ki sevdiğinizden ve sorumluluğunu aldığınızdan vazgeçemezsiniz. Biz fabrika patronu değiliz ki pandemiden dolayı insanları işten atar. Şimdi finalde yine peki Sude Nur Çatar Mucize Doktor dizisi setinde en iyi anlaştığı kişi kim? Allah Allah. Ya şeyle Pınar Dağlayan benim kostümlerimi de seçen Pınar Dağlayan'la çok iyi anlaşıyorum. Oyuncularla şunu lütfen insanlar bir defa bir kabul etsinler. Biz öncelikle iş arkadaşıyız. Yani aynı gönül birliği ve birlikte kurduğumuz yapıdan çıkar ilişkilerimiz var. Biz iyi iş arkadaşlarıyız. Birbirimize saygımız var, sevgimiz var. Bir de birçoğumuz birbirimize hayranız. O ayrı bir şey. Pınar Dağlayan'la çok iyi anlaşıyorum. Yönetmenlerin üçüyle de çok iyi anlaşıyorum. Yusuf'u ayrı seviyorum. İşte Aytaç'ı ayrı seviyorum. Yani Pınar dışarıda da görüştüğüm, birlikte röportajlara gittiğim arkadaşım. Asena Hanım'la çok iyiyiz. Çok seviyorum. İyi anlaşıyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Ama galiba ilk Pınar'ı söylediğim için Pınar Dağlayan galiba sette en çok anlaştığımız. Belki yaşlarımız birbirine yakın olduğu için de olabilir. Hidden Ali Can, Tebriz'den sevgiler Reha Hoca'ya demiş. Mucize Doktor Sağ ol. dizisinde en sevdiği karakter hangisi diye sormuş. Demir karakteri, Fırat'ın oynadığı karakter. Belki Fırat'la o çok şekil aldı, çok gelişti. Hem Fırat'ın gelişimi açısından da bende altın çağını yaşıyor Fırat oyunculuk anlamında bu Demir karakteriyle. Onun deli dolu ve yaşama küçük dokunuşları çok hoşuma gidiyor. Şeyle Murat'la kurmuş olduğu ilişki, Murat Aygen'le kurmuş olduğu ilişkiyi de seviyorum oyunculuk anlamında. Seviyorum o ikiliyi seyretmeyi. Çiğdem Hilal, kendi rolünden başka
kimin rolünde oynamak isterdi? Yani sizin karakterinizi bir kenara bırakmış, demiş ki bir karakter seçse kendini hangisi olurdu? Ya bölüm oyuncusu olarak gitmiyorum setlere, dizi setlerini. O yüzden başka biri yok. Drev Sarar. Taner Ölmez'le çok sıcak bir abi kardeş, baba çocuk ilişkiniz var. Sizi seviyorum. Birlikte olan bir anınızı anlatır mısınız? Ya birçok anım var Taner'le. Taner'le şöyle bir şeyimiz oldu. İkimiz de birbirimize dokunmayı çok seviyoruz. O da insanlara dokunmayı çok seven bir insan. Ben de çok severim birbirimizi. Ama ona şöyle bir şey söyledim. Ben dedim sete gelince herkese sarılıyorum dedim. Ama sana sarılmayacağım dedim. Çünkü senin rolü korumanı istiyorum ve bunu oluşturmak için döndü ve "Ara ya ben duramam ki ya." dedi. Soruları karıştırdım Reha abi. Peki. Yağmur Yıldız, Reha abi, Taner abinin oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş. Ben pas geçiyorum. Çok şey söyledin zaten. Evet. My Love Hayal, Mucize Doktor'da oynamasaydı hangi Türk dizisinde oynamak isterdi şu anda vizyonda olan, bir cevabın var mı abi? Yok. Atsel, Selvi Adil ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya konuşmak istemiyorum Selvi Adil hakkında. Bir de şöyle bir not düşmüş. Bihter Dinçel ile Instagram canlı yayını yapacağınızı söylemiştiniz. Hala bekliyoruz Instagram elimizde demiş. Kesinlikle haklısın. Bunu söyledim ve Bihter'le de konuştuk, yapalım dedik. Fakat ben o kadar çok bu canlı yayın yaptım ki bir süre bunaldım artık. Bir de 3 aşağı 5 yukarı aynı sorular sorulu. Aynı şey. Ben hazırlık yapmak istiyorum Bihter'e. Hayatıyla ilgili moderatörü ben olacağım, bir iş yapacağım için. Ama öyle bir zaman dilimim olmadı maalesef. Okumam gerekenler, seyretmem gerekenler ve bir taraftan da yolculuk çok zor oldu. Bir de bizim evde çok fazla canlı yayın yapılan bir ev. Eşim de bir diyetisyen ve çok İyi bir psikoloji. O yüzden bu dönemde onun bilgilerine çok ihtiyaç olduğu için nöbetleşe canlı yayın yapabiliyoruz. Ona daha çok ihtiyaç var şu sıralarda. Taner Ölmez fan. Şu ana kadar yayınlanan bölümler içinde elbette Mucize Doktor'dan bahsediyor kendisi. En sevdiği sahne hangisiydi? En sevdiğim sahne Hazal'la oynadığımız sahneydi. O pencerede kızıyla ilgili konuştuğu sahneydi. Ama seyrettiğim şeyi beğenmedim. Yani çok 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 zor bir sahneydi. Bir de Kıvılcım'ı kovduğu otopark sahnesiydi. 4,5 sayfalık bir sahneydi. Eyvah bugün nasıl biter dediğim sahneydi. Fakat Özge Özler çok iyi bir oyuncu ve çok çalışkan bir oyuncu. 45 dakikada falan bitirdik o sahneyi. Yani çok korktuğum sahneyi. O anlamda seviyorum öyle insanlarla çalışmayı. Ama Hazal'la oynadığımız sahne gerçekten çok etkileyici bir sahneydi. Seyrettiğim şey o kadar etkileyici değil. Arda Işık, abi yayınlar. Özge abla ile Merve abla diziden ayrıldılar. Reha abi ne düşünüyor ve yeni gelen oyuncular olduğuna yönelik haberler var. Bu konu hakkında ne söylemek ister demiş. Bir cevabın var mı, olur mu abi? Yani pek öyle değil. 29. bölüm geldi. Okudum. Ama pek öyle değil. Ama evet, bu kararı duydum Özge için de, Merve için de. Bence Merve genç kuşağın en önemli oyuncularından bir tanesi şu anda. Onun bizim dizimizde olması
En azından o dizi ve yapımın havasıdır. Özge için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani hem aktivist, hem oyuncu, hem söyleyecek sözleri olan bir insan. Bu ve çok çalışkan, işini seven ve çok disiplinli bir aktivist. İyi bir tiyatro insanı. Yani Özge için çalışamayacağım için üzülürüm. O kadar. Ama dizi sektöründe böyle şeyler olabilir. 2 gün sonra Adil'le gidebilir. Belli olmaz yani bu işler. Çünkü aks değişir. Aksı değiştirmek zorunda kalırsınız. Bir sürü şey olabilir. Yeni bir alan açılması gerekiyordur. O alanı tıkar. Senaristin alanını daraltır. Öyle şeyler olabilir. Çok fazla takılmamak gerekir. Bir taraftan da şöyle düşünün. Biz onlar, o oyuncular ve biz birbirimizi çok seviyoruz ve birbirimize çok vakit geçiriyoruz. Siz seyrettiğinizden üzülüyorsunuz. Biz yaşadıklarımızdan vazgeçeceğimiz için üzülüyoruz. Bizim üzüntümüz sizinkinden biraz daha fazla, o yüzden bize de biraz daha anlayışlı davranın. Harika. Son birkaç soru alalım abi. Ondan sonra toparlayalım. Game Time TR, Mucize Doktor 2. sezonla ilgili tüyo verir misiniz demiş. Evet. İkinci ayakta dikkat edin. Full doldurun hepsini. Nasıl bir tüyo istiyorsunuz bilmiyorum yani. Mucize Doktor bir hastanede geçecek yine. Bir takım ilişkiler olacak. Abi çok hastanede oluyorsunuz falan. Çok aynı değil mi? Hep hastanede. Evet. Halbuki silahları elimize alıp da başka sete dalar mısınız değil mi oradan? Son bir soru daha. İnci Pamirtan, sanırım yönetmen. İnci değil benim. Çok severim. İnci, o İnci'nin kız kardeşi benim konservatuardaki kız arkadaşımdı. 3,5 yıl birlikte olmuştuk. Çok çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insandır. O yapamıştan. İnci de çok iyi bir yönetmendir. Şöyle yazmış. Demiş ki sana şunu öneriyorum. Birlikte çalışalım. Gönlümüzdeki senaryoyu yazalım. Bunca yıl sonra birbirimize bir şey olmadan çalışalım artık. Erdal ve Gürdal'la olmadı ama umarım sen ve Serhat'la olur. Yani İnci bir tanem. Çok güzelsin. Keşke o senaryoyu yazabilsem ben. Keşke öyle maharetlerim olsa yazabilsem. Seninle ve sevdiğim insanlarla yolculuk yapmayı sevdiğini herkes biliyor zaten. Hayat ya, hayat. Olacak olan oluyor. Olacak olan oluyor. Sosyal medyada biliyorum ki çok soru var ama artık burada bir yerde kesmemiz lazım. 2 saat 20 dakika oldu. Benim 1-2 küçük sorum kaldı. Soramadıklarımız için şimdiden özür diliyorum. Çok mesaj gelmiş. Taner Ölmez, Sinem Ünsal, senden bahsetmişler abi. Hep beraber bazen dizi ekiplerini alıyoruz bu senaryo sohbetlerinde. Sohbetler gerçekleştiriyoruz. Evet, aklımızda. Set bir başlasın. Dizinin yayın tarihi biraz yaklaşsın. Bütün ekibi bir araya toplamak için bir davette bulunacağız. Bu konuda endişeniz olmasın. Taner de gelir, Sinem de gelir, Rehan abi bizi kırmaz, yine gelir. Sadece Mucize Doktor'u konuştuğumuz bir yayında yapmak hedefi içindeyiz. Rehan abi, Bir Garip Orhan Veli. Evet. Bana verdiğinizi düşünüyorum. Bu salgın sürecinde bundan sonra takvim belli mi, sahneye geri dönecek diye umuyorum ve düşünüyorum. Nasıl olacak? İşte Mucize Doktor'dan arta kalan zamanlarda tiyatro yapmaya çalışıyorum. İşte Bir Garip Orhan Veli de onlardan bir tanesi. Şey 8 Ağustos'ta Bursa'da oynayacağım. İlk şu anda görünen o yayınım var. 10 Ağustos'ta 4-5 tane oyunum var. Açık alanlarda olacağını, bu sene girebileceğimizi sanmıyorum. Yani hiç öyle romantik olmaya gerek yok. Bu gerçekçi bir bakış açısı. 2021'de girebilirsek çok
iyi olacağını düşünüyorum. Bu topraklarda yaşayan bir yazarı bütün dünyaya tanıtmak, bizim aşık olduğumuz İstanbul'u gösteren üç boyutlu görüntülerle ve bize ait ezgileri modernize etmiş bir müzik tasarımıyla seyirciyle buluşturmak, bir adamın hikayesi halinde Orhan Veli'yi bütün dünyaya tanıtmaktı. Bu anlamda ilişkilerimiz olmuştu. Amerika, Avustralya, Azerbaycan, Edinburgh Fringe'de oynayacaktık bu sene. Sahne kiraladık. O sahne önümüzdeki sene aynen devam edecek. Ama önümüzdeki sene açılırsa Avignon'da da oynayacağız oyunumuzu. Benim kendime vermiş olduğum bir sözüm var. Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olduktan sonra daha fazla dizi yapacağım, daha fazla oyun çalışacağım ve daha fazla dünyayı gezeceğim. Türkiye'de sponsor sistemi olmadığı için kendi kendimizin sponsoru olmak zorundayız. 30-40 sponsorla çalışan festivallere bundan önceki 3 senede, bu sene mesela Adil onun sponsoru oldu. O beğenmediğiniz fikri de 2 kere Edinburgh'un sponsoru oldu. Dolayısıyla orada Türkiye'nin sanatsal anlamda bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Hatta o fikri o 2 seneden bir tanesinde gitti İngilizce oynadı oyunu. Edinburgh'da. Ve bu tutkum devam edecek. Sadece işimiz sahneye çıkıp kendimizi mutlu etmek değil. Bu topraklarla bir derdimiz var. Bu topraklarla olan derdimiz de bütün dünyayı anlatmak. Bir sanatın ve sanatçının yolculuğu sınır tanımaz. O görünmeyen hudut çizgileri sanatçılar için zaten yoktur. Ben kendimi bir sanatçı olarak görmüyorum tabii ki. Ben bir oyuncuyum. Sanatsal bir işin içindeyim. Yapmış olduğumuz işlere sanat diyebilir bazıları. Ama bizim işimiz bu. İşimizi yapıyoruz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. O kadar. Tiyatrodan bahsetmişken 24 saattir TÜRSAK Instagram hesabında olan bir küçük anket vardı. Her konuğumuz için bu anketi yapıyoruz. Demiştik ki hangisi Reha Özcan'ın yer aldığı tiyatro oyunu değildir diye. Şimdi sonuçlar geldi. Terk 182 kişi tarafından işaretlenmiş. Bank yanlış. Bir Garip Orhan Veli 198 kişi tarafından işaretlenmiş. Yanlış. Mutlak Vatandaşlar 175 kişi tarafından işaretlenmiş ki yanlış. Bildirici 423 kişi tarafından işaretlenmiş. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap buydu. Şimdi programın son sorusu. Bir röportajından yine alıntılayarak abi sormak istiyorum. Yolculuk genel olarak hayatın mottosu benim için demişsin. Bugüne kadar bu sektörde sizi en çok etkileyen yolculuğunuz hangisiydi diyerek son sorumu sormuş oluyorum. Tiyatroda Ağıt Dans Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu. Türkiye'de yapılan ilk dans tiyatrosuydu. Dansçıları Yetkin Dikincilerle bendik. 6 ay boyunca derede, dağda, tepede, denizin içinde, ırmak kenarında. 3 tane de bayan arkadaşımız vardı. Berin Arısoy, Süheyla Güzel ve Övül Avkıran. 6 kişilik de bir orkestrası vardı. 6 ay çalıştık, 9 oyun oynadık. 9 oyunun sonunda Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü değişti. Yeni gelen genel müdür Devlet Tiyatrosu deneme sahnesi değildir deyip oyunu kaldırdı. Kapalı bir işe giden ve 200 tane tiyatro festivalinden davet alan oyundu. O yüzden Ağıt her zaman içimin yarısıdır. Emeğimizi hiçbir şekilde ciddiye almayan büyük bürokratların bu ülkede sanata vurdukları ve sanatçı kimlikleriyle sanata vurdukları ketin en büyük göstergesi, çok büyük dersi benim için. Tiyatroda o. Dizide tabii ki bu son oynadığım iki dizi çok önemli ama benim dizi sektörüne bakışımı değiştiren Suskunlar. Sinemada tartışmasız tepenin ardı. Harika. Hadi artık sona yaklaştık. Sona yaklaştık diyorum. Biliyorsun ki bu programın sonunda yine bu programın bir marifeti var. 5'te 5. Çok hızlıca soruyorum. Hızlıca cevaplarını rica ediyorum. Bizim için çok güzel öneriler ve bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. En sevdiğin film? Çok
anlamadım. Çok özür dilerim. Sevdiğin film? Joker. En çok çalışmak isteyeceğin yönetmen? Ken Loach. Peki, beraber rol almak için yanıp tutuştuğun aktör ya da aktrist hangisi olurdu? Jack Nicholson. Seni en çok etkileyen dizi? Kökler. Peki, son soru. Kunta Kinte. Son soru. En sevdiğin kitap? En zor. En zor. Hoppa. Büyücü. John Fobles. John Fobles büyücü. Harika cevaplar için çok teşekkürler. Re abi, sana teşekkür edeceğim ama bu programda bir roll caption marifeti üzgünüm ki olmuyor. O yüzden hemen hızlıca ekip arkadaşlarımın ismini saymak istiyorum ki emekleri çok bu programda. Tülin Naime, Gökhan Şermin, Yasemin Zafer, Hilal Aslı, Ogün Berk Batu, Selin Halil. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama elbette ki... Ben de teşekkür ederim. Bugünün en büyük teşekkürü sana. İyi ki bizi kırmadın. İyi ki yaklaşık demiyorum artık tam olarak 2,5 saatini bize ayırdın. Söylediklerinle bize ilham verdin, ufkumuzu açtın. Bakamadığımız, göremediğimiz şeyleri görmemizi sağladın. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Yemin ederim 2 saatinin nasıl geçtiğini anlamadım. Son yarım saatte biraz yoruldum. Fark etmişsiniz. Biliyorum. Tahmin ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada unutuyordum. Çok özür dilerim. Biz de programın sonunda sen kitap önerini yaptıktan sonra bir kitap öneriyoruz. Bu sefer bu önereceğimiz kitap bir yönetmenin Hilal'in söylememi istediği şekliyle kendisi Paris'te. François Truffaut demem gerekiyormuş. Onu öneriyoruz. Bir derlemedir. Kendisiyle yapılmış röportajların toplamasıdır. Bu sektörün kıyısından, köşesinden geçenler, geçmek isteyenler bu kitabı mutlaka bizce okumalılar. İçinde öğrenecekleri çok şey var. 15 Temmuz'da haftaya çarşamba yayınımız olmayacak. Bir 15 gün ara veriyoruz. Reha abi tekrar tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ve evet bu sarılar programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.